Sandıkçı Gazeteciler Soruyor programını sunar. Efendim iyi akşamlar. Hafta içi ilimizde yaşanan olayların yorumlandığı Gazeteciler Soruyor'da bir kez daha herkese merhaba diyoruz. Yine bu akşam gazeteci arkadaşlarım Hüseyin Cumalı, Safa Polat ve Hakan Turan'la birlikte bu hafta içerisindeki dakika bir gol bir Hüseyin. Yine başladın. Gerçekten ilkokul öğrencisi gibisin. Samimiyetimle söylüyorum bak. Gerçekten samimi söylüyorum. İlkokul önce farkın yok. Ya bu bırak bu telefonu da bir anonsu yapayım sonra konuşuruz. Sonra peki. Gerçekten diyorum Hüseyin. Peki haber. Yani şey gibi ya öğretmen gibi olduk ya arkadaşlar. Telefonla yani ne dinliyorsun anlamıyorum. Evet yine bu hafta sizlere ilimizde, şehrimizde daha doğrusu bu hafta içerisindeki olaylar, yaşanan olayları kendi penceremizden yorumlayacağız. Bence önce arkadaşlara ben kendi gündemlerini sormak istiyorum. Hüseyin sana sorayım. Sence bu hafta Sakarya'da öne çıkan gündem nedir? Yani klasik gündemlere geçersek, hayat pahalı, ekonomi falan geçersek, Cumhurbaşkanı geliyor tabii. Yani hep biz gözümüz yarın meydanda. Evet. Birinci gündem maddesi bana göre o. Cumhurbaşkanı geliyor. Onun dışında bana göre, kendime göre gündemler var. Ama Cumhurbaşkanı gelişi birinci sırada şu an. Sakarya'nın birinci sırası. Safa? Evet tabii ki yani Cumhurbaşkanı'nın geliyor olması açık ara en önde. Çünkü çok da hızlı oldu biliyorsun. Onu da ilerleyen bölümlerde konuşacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Amerika'daki programının daha sonra hemen Sakarya'ya gelip gelemeyeceği konusunda biraz bir polemik söz konusuydu. Yani Cumhurbaşkanlığı özel kalemi evet bildirmiş ama kesinleştirmemiş. İşte valilik kesinleşmeden bir akreditasyonu yapmak zorunda kaldı ki meclis. Yani şöyle bir şey oldu Sefa. Falan. Hafta içi geldi, gelecek, gelmeyecek falan bir şey oldu. Aksiyon vardı. Değil ama, mi? Ama sonuçta yarın Cumhurbaşkanı Sakarya'da ağırlayacağız. İleriden zamanı geldiğinde konuşacağız onu. Hakan? Ya ne dedi şimdi Cumhurbaşkanı Sakarya'ya her gün gelmiyor. Sakarya'ya gelişi bence haftanın en büyük olayı olur herhalde. Bunun yanında tabii Tarık Kulüş'ünde Sasso adaylığını açıklaması da var. Bu da bence Sakarya genelinde, yani Sakarya özelinde bence haftanın en flash gelişmesi diyebiliriz. Evet, ben de bana göre de haftanın en önemli gelişmesi, gerçi hafta içinde Sasso seçimlerinde yaşanan gelişmeler ama şu anda Cumhurbaşkanı'nın ilimize gelecek olması, ilimiz yapacağı ziyaret, miting en önemli konu diye ben düşünüyorum. Ve oradan başlayalım. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en son olarak ilimize 2 Temmuz 2021'de gelmişti. Burada tank palet fabrikasını ziyaret etmişti biliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Tank palet fabrikası o günlerde biliyorsunuz özelleştirme gündemdeydi. Hatta hatırlarsanız Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemleri sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı Adapazarı'na gelmiş ve fabrikada ziyaret etmiş. Fabrika işçileriyle görüşmüş. Bir cuma vaktiydi. O cuma vaktinde de namazı kılıp fabrikada bir görüşmeler yapmıştı ve daha sonra basın açıklaması yaparak seçimlerle ilgili, tank paletle ilgili yaklaşık bizim A4'te 4 A4 olacak şekilde bir söylemi vardı. Evet ve yarın Sayın Cumhurbaşkanı tekrar Sakarya'ya geliyor. Sakarya programı da şöyle diyelim saat 17'de Demokrasi Meydanı'na direkt gelecek. Evet gelecek. 18. Büyük ihtimal burada Ekrem Karaberber'in. Evet Hakan sen ne olmaz onun? Evet Hakan. Ekrem Karaberber futbol sahası var. Büyük ihtimal ya oraya ya da Serdivan'daki helikopter pistine inecek. Aha. Oradan direkt 17'de Demokrasi Meydanı'nda olması bekleniyor. 17'den sonra bir saat orada kalacak. Bir saat işte Sakaryalılara seslenecek. Daha sonra Serdivan'da AK Parti gençlik kollarının hazırladığı Z kuşağı ve gençlik programı mı? Öyle bir şey. Tam ismini şöyle ben bilmiyorum. Şöyle bir şey diyeyim Hakan. İlk oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye. Evet. İlk ve Sakarya'da. Z kuşağı, ya bu evet. Sakarya'da başladığı bir kampanyası var. İlk oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye. Yani Z kuşağı 18'de Z kuşağı. Serdivan, Sakarya kapalı spor salonunda Serdivan'da gençlerle buluşacak. Gençlerin işte sorularını yanıtlayacağı söyleniyor. Daha sonraki programı belli değil ne yapacağı. Oradan da büyük ihtimal şehirden ayrılacak. Yani Cumhurbaşkanı çünkü gündemi çok yoğun. Ben Sakarya'da daha fazla kalacağını düşünmüyorum.
Orada belki bir akşam yemeği bir yerde yiyecektir mutlaka. Sakarya'da yiyecektir akşam yemeğini. Daha sonra da oradan ayrılacaktır. Bu iki programı da TV264 olarak biz canlı takip edip canlı vereceğiz. TV264'ten de izleyicilerimiz seyredebilirler. O yazar mısın Hüseyin? Cumhurbaşkanlığının Sakarya programı TV264'e canlı olarak yayınlanacak. Tekrar etme gerekirse saat 17'deki miting ve saat 18'deki Z kuşağıyla buluşmayı biz TV264'ten de yayınlayacağız. Peki ben bitti mi Hakan? Var mı başka? Ya, Cumhurbaşkanı ilgili... Cumhurbaşkanı ilgili ben şunu da söylemek istiyorum. Hani bu şeye sefa sonra gireceğiz dedikleri için ben şey yapmadım. Konuşmadım ama yani Cumhurbaşkanı'nın gelişi tamam belki ani olmuş olabilir ama Sakarya'da bu tür protokollerin gelişinde bence bir eylem planının olması gerekiyor. Bize mesela şu an bu saat itibariyle Sakarya'da işte hangi saatler arasında hangi yollar kapalı olacak, bulvara işte araçlar girebilecek mi giremeyecek mi, Demokrasi Meydanı'nın o işte çevresinde nasıl önlemler alınacak, işte ben mesela gelirken baktım Serdivan'da birçok yola şeyler koymuşlar, barikatlar koymuşlar. Bir sene şu an Sakarya'da Türkiye'nin dört bir yanından emniyet mensupları gelmiş. Mesela bugün haberlerde okudum, ben haberlerde izledim, Medyabağ'da vardı, Konya'dan ekipler gelmiş. Trabzon'dan gelmiş. İlginçti yani. Konya'dan, Trabzon'dan mesela bariyerler geldi, evet. Sakarya'ya. Bilmiyorum artık onlar Konya'ya ait ama İstanbul'da mı duruyorlar, başka bir yerde mi duruyorlar bilmiyorum ama Konya polisi yazıyordu üzerinde. Yani bu şekilde tabii ki bir hazırlık olacak mutlaka ama ne kadar ani olursa olsun bence dediğim gibi Sakarya Valiliği'nin bence bir eylem planının olması gerekiyordu. Hangi yollar kapanacak, hangi yollar açık kalacak, işte trafik nereden akacak? Bu tür bir açıklamanın bence saat kaçta kapanacak? Bu tür bir açıklamanın bence bugün hiç olmazsa yapılması gerekiyordu. Böyle bir açıklama olmadı. Yarın Cumhurbaşkanı'nın gelmesiyle birlikte ya bu doğal yani. Cumhurbaşkanı sonuçta normal akan bir trafiğin içine sokulmayacak mutlaka. Yollar bir şekilde kesilecek. Bunu zaten yıllardır biliyoruz, yaşıyoruz biz yani. Basın mensupları olarak. Ama bunun hiç olmazsa halka duyurulması tarafının bence bugün yapılması gerektiğini düşünüyorum ben. Yapılması gerekirdi. Böyle bir açıklama olmadı. Bunu da işte gelecek mi gelmeyecek mi, olacak mı olmayacak mı biraz ani olmasına vuruyorum yani. Öyle diyeyim yani. Peki Sefa, sana ben sormak istiyorum. Buyur. Geçen hafta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu buradaydı ve bir hafta sonra Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilimize gelecek. Aslında bu ziyaret bir anda çıktı yanılmıyorsam. Yani bir anda çıktı. Peki bu ziyareti sen ani gelişen ziyaret nasıl yorumluyorsun veya anlatıyorsun, nasıl yorumlayabilirsin? Tabii şöyle, yani ona çok bağdaştıramayız, tesadüf diyebiliriz abi. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu geçtiğimiz haftada Samsun'daydı. Sayın Erdoğan Samsun'a da gidebilirdi. Yani bir şey gibi görmemek lazım bunu. Ama şimdi Sakarya Erdoğan aslında önemli bir yer. Şimdi AK Parti kadroları evim diyor. Huzur efendim. Huzur bulduğum yer diyor. Şimdi o biraz daha sloganik bir söylemden çıkartırsak Tayyip Erdoğan en kritik zamanlarda en moral mitinglerini Sakarya'da yapan bir lider. Sakarya Tayyip Erdoğan en çok oy aldığı 10 ilden bir tanesi. 70, evet, 10 ilden bir tanesi. Kurulduğu günden beri yani ilk AK Parti kurulmaz bütün milletvekillerini de bu partiye vermiş bir il. O açıdan da Tayyip Erdoğan kritik mitingleri burada yapıyor. Şimdi Sakarya'da bu mitingin yapılıyor olması aslında yarın ilk oyum AK Parti'ye, ilk oyum Erdoğan'a. Evet. Ve ilk oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye, tam şeyin adı bu. O programın başlangıcını Sakarya'dan yaptırıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Yani aslında yarın bir nevi şunu diyebiliriz. AK Parti seçim startını Sakarya'dan verecek. Yani Türkiye tarihinin belki de çok parti demokratik hayatının Zafer Tokuş. En kritik seçimlerinden ki bu bence birçok kişi hemfikirdir bununla. Çok partili seçimlerde 1950'den sonra belki de 1950'den beri. Z kuşağına yönelik bir evet. En kritik seçim bu. Şimdi en kritik seçimin startını yarın ben Sakarya'dan veriyor gibi okuyorum bunu. Neden? Kendisi meydanda on binlerce insana konuşacak. Ardından gençler, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanlığı'nın yürütmüş olduğu kampanyayla ilk defa bu etkinlik Sakarya'da yapılacak. Bugün de ben gittim, spor salonunu gördüm bu arada. Hatta Gençlik Kolları Genel Başkanı da bugün gelmiş. Bugünden hazırlanmaya başlamışlar. Abi son derece kritik bir programı Sakarya'dan başlatıyor. Eyüp Kadir İnan buradaydı. Ekibiyle beraber gelmiş. AK Parti gelmiş. Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı. Evet, ekibiyle beraber gelmiş. Bir konser, bir şenlik hatırlıyorsanız. Hatta Sakarya'dan bir kardeşimiz dönüş yolunda vefat etmişti. Allah rahmet eylesin. Adana'da bir şenlik olmuştu biliyorsunuz. İşte o şenliğin bir programa yüklenmiş haliyle bir seçim kampanyası olarak yapacak. Konser var mı? Var diye biliyorum.
Ya bir konser de bak, var diyebiliyorum. Yani... Yanlış olabilir. Ama bu Z kuşağı şimdi şöyle artık AK Parti şunu gördü. Evet Tayyip Erdoğan karizmatik bir lider. Meydanlarda on binler, yüz binler insanı seslenip etkileyebiliyor. Ama diğer taraftan da bir gençlik var. Bu gençliğin siyasete bakışı farklı, hayata bakışı farklı ve o gençlere de farklı bir etkinlik yapmak için böyle bir kampanya geliştirmişler. Şu anda bir şey söylemek için erken çünkü yarın kampanyayı görmemiz lazım. Yarın buradan başlayacak. O açıdan da Türkiye'nin yarın gözü Sakar'da olacak diye düşünüyorum. Hüseyin, konser konusu tamamen bilmiyorum bak onu söyleyeyim ama bugün o gördüğüm konser var, etkinlik. O gördüğüm sahne bir konuşma sahnesi değil ama yani bir konser sahnesiydi. Peki Hüseyin sana şöyle bir soru sorayım. Yarın Sayın Cumhurbaşkanı'nın gelmesiyle birlikte bir AK Parti Sakarya mı sınav verecek? Yani o miting alanını doldurmak da bayağı zor olacak. Çünkü 3 gün önce duyuruldu. Değil mi Sefa? Yanlışım varsa düzeltin. Evet. Yani büyük bir sınav verecek. Bu soruyu da üzerine koyarak Cumhurbaşkanı'nın Sakarya'ya gelmesi ve AK Parti'nin sınavını nasıl yorumlayabilirsin? Şimdi ben arkadaşları dinledim. Ben Hakan Turan'ın işte bizim bir acil eylem planı olsun, liderler geldiği zaman o yol mu kapanacak, bu yol mu kapanacak? Olabilir, ben oraya takılmıyorum. Bu Sefa'nın işte ilk böyle Z kuşak oyun vereceğim, ilk oyum, ilk heyecanım falan. Ama kampanya bu, etkinlik, bu program var. Bir şey anlatıyorum. Bu kadar gündemden kork. Kampanyanın adı o ya, adını söyledim. Bir dakika kadar... bir konuşayım, bir yere geleceğim. Sefa cevap vermesin. Buradan da girmez Sefa, hani, Sefa böyle diyor. Bir dakika yani. Arkadaş Sefa, bir şey anlatacağım. Bir son... sende ilgilenen akıp bir şey yok ki. Ben bir şey tamam, anlatıyorum. Hakan dinliyor bak. Lütfen. Ben evet. Hakan'ın acil eylem planına takılmıyorum. Senin yok ilk oyumu AK Parti'ye mi vereceğim? Ona mı vereceğim? Ona buna takılmıyorum. Bu kötü bir şey demiyorum ben. Benim gündemimde ne var? Hani bu arkadaşlar bunları değerlendiriyor. Ben meydana bakıyorum abi. Ne o gençlerle buluşmasına bakıyorum, ne ona bakıyorum, ne A protokolüne bakıyorum, ne B protokolüne bakıyorum. Tamam mı? Ben hiçbir şeye bakmıyorum. Yani. Evet, ben sana sen mikrofonu düzeltecek, mikrofonu düzeltecek kadar... Düzelttim. Evet. Düzeltti o, bırakmaz suyu. Evet. aman. Ya, düşürme. Ben bunlara bakmıyorum. Ben meydana bakıyorum Zafer Tokuş. Hani dedin ya şimdi soru sordun ya. Evet, nasıl bir sınav verecek? O meydan dolarsa 10 numara AK Parti kadroları burada bir sınav verecek. Dolmazsa, boşluk olursa sıkıntı. Bak, çok önemli bir... seçim öncesi çok önemli bir dönemeç. Evet AK Parti burada moral buluyor. Başbakan huzur buluyor. En çok ona oy aldığı 10 ilden biriyiz. 160-70. Ama şimdi hep konuştuğumuz, hep anlattığımız, zaman zaman bizim eleştirdiğimiz, insanlara mikrofon uzattığı zaman Türkiye genelinde konuşulan bir şey var. Ekonomi, hayat pahalılığı, doğalgaz zammı, elektrik zammı falan filan. Hepsini üstüne koy. Şimdi bütün bunlar üstüne bir de geçen hafta sen yoktun. Ben dedim ki ben liderleri meydanda görmek istiyorum. Sana şunu da söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başka yani o meydana gelecek pek lider de kaç kişi var merak ediyorum. Kim gelecek acaba? Kılıçdaroğlu meydana gelebilecek mi? Meral Akşener o meydana gelebilecek mi? O meydanı doldurabilecek mi? Bunu zaman gösterecek mi? Ya. Bu benim düşüncem abi. Gelebilecek derim. O meydana bu şartlarda gelmek zor. Bir. İki. Şimdi yarın meydana bakacağız abi. Meydan ne kadar dolacak? Hani siz diyorsunuz ya kimse buna sığınmasın. Kimse şuna sığınmasın. Efendim 3 gün var. 3 günde. Abi sosyal medya var eskisi gibi değil. Şu anda adam bir mesaj atıyor. Bir sosyal paylaşım yapıyor. Her yere gidiyor. Bir kere Cumhurbaşkanı'nın bu kente geleceğini duymayan kalmadı. Artık bitti o işler. Televizyon var, iletişim araçları her türlü var. Ama meydan dolarsa da muhalefet de şunun arkasına sığınmasın. Bunu da şerh koyayım. İşte taşımalı yaptılar. Düzce'den, İzmit'ten, Bolu'dan, oradan, buradan adam getirdiler demesinler. Dolayısıyla öyle herkes kendi açısından bakmasın. Bir meydan dolacak mı? Dolarsa da muhalefet her yere adam taşır demesinler. Sen de taşı, sen de doldur. Bu kadar basit. Ben meydana bakıyorum Zafer Tokuş. Benim yarın gündemimde meydan var. Bunun bir öncesine dönelim. Peki Cumhurbaşkanı'nın işte geçen hafta bir anda gündeme geldi Sakarya ziyareti. Ben sorunun Sefa'ya sormuştum o soruyu. Sana da tek o sorunun cevabını istiyorum. Geçen hafta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu buradaydı. Sonra hemen Sayın Cumhurbaşkanı geldi. Buna bir bağlantı var mı? Veya Sakarya ziyareti neden? Sebebi ne sence? Şunu söyleyeyim sana. Yani komplo teorisi kuracak halim yok. Yani düşünce. Dur anlatayım.
Ya Kılıçdaroğlu geldi de Cumhurbaşkanı arkasından geliyor. Ya böyle bir düşüncem yok. Denk gelmiştir falan filan. Ama biraz zorlarsak Kılıçdaroğlu burada moral buldu. Biz ilk programda hatırlayıp hep beraber burada hemfikir olduk. Dedi ki Kılıçdaroğlu Sakarya'ya geldi. Çok başarılı bir program yaptı burada CHP. Hatta CHP son yılların en iyi programını yaptı. Ama Kılıçdaroğlu da meydana gelemedi. Ben meydana bakarım. Şerif Yüzyıl'ın Çak Caddesi'ni eser. Çak Caddesi'ni ben de doldururum abi. Bir sünnet yapayım. Orada zaten ulan ne oluyor bu şişko sünnet mi yapıyor diye. Çak Caddesi zaten dursan yere düşsem 1000 kişi toplanıyor. Çak Caddesi benim için kıstas değil. Bak başarılı yaptılar. Güzel. Kılıçdaroğlu'nun sakal çıkartmasına laf etmiyorum ama ben hep başından beri savunuyorum. Belki düz bir gazeteciyim ama ben meydan. Ha Kılıçdaroğlu belki seçim için gelecektir meydana. Ama şey yapıyorsun. Meydana gel, meydana. Böyle, meydanı görelim biz. Kılıçdaroğlu'nun bu ziyaretini Şerefiye'de ve Çakçı'da yaptığı bu miting veya toplantı da küçümseme. Miting değil o abi. Bak neyse toplantı küçümseme yani. Ben de küçümsemiyorum da. Küçümseme yani. Ya Şerefiye Camii'nin oraya. Zafer gel sen de ikimiz çıkalım oraya. Bağıralım. Vallahi toplanırız. Küçümsemek adına konuşmuyorum. Kardeşim bak. Geçen hafta da dedik, ben yazdım da, evet CHP çok güzel bir Sakarya çalışması yaptı, bunu kabul edelim. O zaman şöyle diyorsun, Cumhuriyet Halk Partisi eğer Gar Meydanı, eski adı Gar Meydanı veya Kent Meydanı'nda kent meydanı, 15 Temmuz'da yapsaydı o abi, zaman daha şık düşerdi, daha güzel abi, olurdu. Abi iş orada. Onu diyorsun. Ha CHP'liler şunu diyebilir, saygı duyarım ama. Sayın Genel Başkan seçim atmosfere girdiğimiz zaman zaten gelecek miting yapacak derlerse ben ona saygı duyarım. Bu geldiği program aynı bir programdı derlerse ona saygı duyarım ama şunu anlatmaya çalışıyorum ısrarla. Yani oraya Çark Caddesi'ni doldurmakla abi gel ikimiz çıkalım caddesine bağıralım ben gül sesine bağlayayım. Orada kalabalık toplanıyor. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum sana. Meydan önemli abi meydan. Mesela yarın herkese bir tedirginlik var. Çünkü ekonomik kriz var, hayat pahalı var. Yani ne kadar dünya genelinde bir konjonktür yaşansa da, global bir kriz olsa da bir sıkıntı var. Doktor, virgül koy. Tencere var, virgül koy. Koydum. Hakan sana bir soru soracağım. Yarın meydan nasıl olur? Evet, vay bir tane kısaca. Yarın meydan dolar. Dolar. Sefa? Evet, AK Parti meydanı boş bırakmaz. Abi. Evet Hüseyin, ne haber? Yani meydan dolar diye bekliyorum. Ama bir daha söylüyorum. Bak muhalefet kendini kandırmasın. Hep bunu yaparlar çünkü. Efendim doldu ama taşınmalı. Sen de taşı sen de doldur kardeşim. Otobüsler Allah Allah diyor. Sen de taşı. Cumhur İttifakı'ndan dolayı da MHP'ler de gelebilir mi? Ya gelecek zaten. Abi ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Kemal Kılıçdaroğlu burada bir miting yapsa bir tek CHP'ler mi gelecek? Altılı Masa'daki bütün partiler gelecek. Şimdi yarın şeyde Büyük Birlik Partililer de gelebilir. Gar Meydanı, Kent Meydanı'na eski adıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na ben onları önemsemiyorum abi. Benim önemsediğim bir şey var. O meydan doluyor mu? Bak ona. Meydan kaç bin kişilik Hüseyin? Meydan yani, bak 2013'te değil mi Sefa? Biz hep Sefa'yla oturup 130 bindi o rakamlar yanlış. Ya 130 bin kişi topladı Recep Tayyip Erdoğan buraya. 130 bin mi? Evet. Ya 130 ya 110 bin. Hayır, ya 110 bin. 110, 130 bin. Etraftaki faktörlerle 130 bin. Şeye dönmüştü, şeye kadar gitmişti. Uzun Çarşı'ya gitti. Ya, o Sakarya tarihine geçenmiş. O, ya uzun geçmek imkansız gitti. Bir şey yani. Sen şimdi Uzun Çarşı'ya gittin, sandığa yansımasına bak sandık patladı. AK Parti turunu çıkarttı. Abi meydan 3-5 veriyor abi. Peki o zaman şöyle diyelim. Meydan 3-5 veriyor. 2023'deki seçimin ne olacağını ben düşünce senin lafından sözden çıkarak söylüyorum. 2023'teki seçimde Sakarya'da ne çıkacağını yarın bu meydanda bir nevi emaresi vardır. Emare bakın. Tabii, Sakarya aynen. Değil. Ve Sakarya, Sakarya değil. Şimdi şöyle abi bak özellikle onu söyledim. Hakikaten Tayyip Erdoğan için bakın. Tayyip Erdoğan için Sakarya mitingleri Türkiye'nin bir aynası gibi. Yani orayı gördükten sonra Türkiye'nin nasıl bir atmosferde olabileceğini Tayyip Erdoğan bir nevi görebiliyor. Bunun için ya 17-25 Aralık'ı hatırlayın. Türkiye tarihinin en önemli junta kumpaslarından birini yaşadık. Onun hemen ardından 28'inde Sakarya geldi Tayyip Erdoğan. En ağır eleştirilere maruz kaldığı dönemde. O dönemde Sakarya'nın sineği millet diyorlar. Sineği millete sığınmak için Sakarya'ya geldi. Burada da aynısını yapacak. Burada da net bir şekilde kritik 2023 seçimleri öncesinde Sakarya'nın nabzı üzerinden Türkiye'deki nabzı ölçmek için kritik bir süreç olacağını düşünüyorum. AK Parti il başkanlığı çok kritik bir sınav verecek. Ben sana WhatsApp'tan fotoğraf attım taşımayla ilgili. Gör diye değil. Ya bu mesela CHP geçen hafta program yaptı ya burada.
Yani attım yani şey olarak. Ekrana yansıtma, öylesine attım. O her partide oluyor abi. Bir ülke, bir partinin genel başkanı, bir ülkenin cumhurbaşkanı oraya geliyor. Çevre illerden insanlar geliyor. Gelsin, bakın resmi plakalı ben CHP'nin programında kaç tane yabancı ilden bak siyah plakalı araç gördüm. Hepsinde olur. Neden? İnsanlar çevre illerden gelirler bunları karşılamaya. Bu da çok büyük bir etki yapmaz ha. 3000-5000 yapar. Çok böyle etkilemez. Peki yani. Bir şey diyeceğim. Sen bırak şimdi burada Zeyf Uşan'la buluşacak falan filan. Onlar Türkiye geleni şeyler. Ben onlar takılmıyorum. Peki Recep Tayyip Erdoğan gelecek. Biz şimdi şeyi merak ediyoruz. Meydanda olacak mı? Ne müjde verecek onu merak etmiyor musunuz? Ne müjde verecek? Şimdi şöyle bir şey Hüseyin, ben sizin konuşmanızı bitmesin. Yok yok, onu, ha soracaksın değil mi onu? Yani Hüseyin, ben ona yani, bakıyorum. Hüseyin, ne verecek bize Cumhurbaşkanı? Vermene gerek yok, ben öyle örnek olarak şey yaptım. Ben ver demedim, Zafer abi attım sadece. Ne o? İşte böyle her programda oluyor. Bu mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun programında benim çektiğim fotoğraf. Haberde yapmadı arkadaşlar, şimdi yeri geldi bu, diye. Bu fotoğrafı alır mısın ekrandan? Ben öyle dakika, yani bil alın, diye attım. Alın, alın ekrana verin diye vermedim yani. Arkadaşlar alın, evet. Çünkü neticede plaka var, o da sıkıntı olmasın. Şimdi şöyle sana... Bunu şey pardon önemli her parti yapıyor bunu. Ya ben bunu eksi bir şey görmüyorum. Kötü bir şey değil. Yok yani ben bu. Değil. Ben de ya taşıma ben de kardeşim. Sen hiç, taşı sen de doldur. Aynen hiç karşı doldur değilim. Doldur göreyim yani. Abi ya. Peki şöyle soru sorayım sana Hüseyin. Taşımaya karşısın, karşı değilsin. Peki taşıma Sakarya'ya geliyor partililer, başkililerden. Bu Sakarya'da gerçek seçim sonucu yansıtır mı? Abi bak o ne biliyor musun? Sen tabii güzel bir şey dedin orada. Bir nevi bir insan da izlenim bırakıyor. O bıraktığı izlenim de 3 aşağı 5 yukarı emare. Sandığa yansıyor. Emare işte iz, emare, iz aynı yani bulmaca da öyle sorarlar. Emare, iz, ikisi aynı şey. Şimdi yani o meydandaki coşku kalabalık bir şekilde sandığa 3 aşağı 5 yukarı yansıyor. Ha taşımalı olunca diyeceksin ki ona bakarsan böyle şeylerde görüyoruz. Ulusal kanallar, cimicip denen böyle bir kameralar var. Adam böyle alttan mı geliyor bir bakıyorsun, ür. Acayip. Çıplak gözle bakınca ama öyle görmüyorsun. O kamera oyunları da var. Onları da biliyoruz biz. Şimdi ben aslında Cumhurbaşkanı'nın bir iki şeyine bakıyorum yani. Sayın Cumhurbaşkanı gelecek. Hoş gelecek. Bizim Cumhurbaşkanımız şeref verecek. O tamam. Ben bir meydana bakıyorum. Bir de ne söz verecek ona bakıyorum Zafer. Ben şöyle bir şey var. Ne söz vereceğini. Hakan sen ne bekliyorsun? İşte sen Cumhurbaşkanı'ndan başla. Cumhurbaşkanı'na belki söz vermesi bekliyorsun. Bir söz verir mi Sakarya'da? Sakarya'dan bir söz verir mi? Bilmiyorum ya öyle bir ekstra bir şey söyleyeceğini ben düşünmüyorum yani. Şey yok çünkü Cumhurbaşkanı Amerika'dan ayağının tozuyla geldi. Daha buradaki kurmaylarla doğru düzgün bir toplantı yapıp da yeni bir şey söyleyeceğini ben çok fazla düşünmüyorum. Bugün ekonomi toplantısı vardı. Ben tamamını bilmiyorum ne oldu. Bilmiyorum yani. Şeye daha asgari ücret var. İşte emeklilikte yaşı takılanlar var. Bugün bakanlar falan açıklamalar yaptılar ama Cumhurbaşkanı onlarla ilgili direkt bir söz verir mi bilmiyorum. Belki gençlerle ilgili salonda bir söz verirse ne bileyim KYK borçlarıydı, şuydu, buydu falan. O tarz bir şey olabilir. Ama ben bir de bir şey söyleyeceğim. Hazır sözü almışken bir daha alamam Cumhurbaşkanı abiden. Yani meydanlar tamam mutlaka Sakarya'da özellikle 2002 seçimlerinde ve daha öncesinde meydanlar bir şeyleri anlatıyordu. Ama artık o ben hani taşımalı şeye meydan doldurma işine çok önem vermedi Cumalı abi ama bence taşımalı meydan doldurma işi artık AK Parti gibi güçlü bir parti yani çerez gibi bir şey onun için. Yani bütün çevre illerin tamamı bir şekilde AK Parti'de, çevre belediyelerin tamamı bir şekilde AK Parti'de, belediyelerin imkanlarıyla işte diğer illerdeki partinin imkanlarıyla buraya çok daha fazla insan taşıyabilir ve o meydan mutlaka da olacaktır. Bunun yanında tabii MHP'liler de var. MHP de bir şekilde gelecek oraya. Diğer illerde de yine MHP'nin mensupları var. Bence AK Parti'nin alacağı oyun bir göstergesi değil meydanın dolması. Belki öteki partiler için Sakarya'da alacağı oyu bir şekilde anlatabilir yani. Ne kadar onlar ne kadar doldurabilirse sen, doldursunlar AK Parti gibi olmaz yani. Sen orada şunu ekleyeyim ben sana. Sen orada abi de şunu da söyleyeyim bir de Sakarya'daki şey hani oy oranı hani Sefa dedi ya Türkiye'yi şey yapar böyle Türkiye'deki bir hani ortalamayı ortaya çıkartır falan öyle de bir şey yok yani. Sakarya çok daha değişik bir yer.
Ben o eski ben ortalama orta çıkart demedim. Manzarayı şey yapar anlamında. Yani orada kalabalık Sakarya'da biz buysak Türkiye genelini yansıtır, bir ayna görevi görür. Yoksa yani, Sakarya aldığım oy Kırşehir'i bağlar gibi bir iddiam yok benim yani. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O taşımalıdaki espri ne biliyor musun? Artık günümüzde herkesin arabası var, otobüsler var, ulaşım araçları geniş. Oradaki espri şu. İnsanlar meydana AK Parti'ye kırgın mı değil mi? Oradaki önemli olan, sen oraya 30 tane otobüs götürürsün Düzce'ye, oradan 10 kişi gelir. Eğer insan kırgın değilse gelir, partisine küsmediyse gelir. Ben oradaki kıstas o. Sen taşıyacak adam bulamazsın. Otobüsleri yığarsın, arabaları yığarsın. İyi de AK Parti'nin orada işte... insanlar... Yok bir dakika, AK Parti'nin, bu benim düşüncem. Şöyle düşün, orada insanlar... AK Parti'nin belediyesi var. Ondan sonra AK Parti'nin işte il teşkilatı var, ilçe teşkilatı abi, var. Abi niye olursa olsun. Sen oradaki, o yani şurada bütün çevredeki onları toplasan zaten meydanı doldurursun abi, yani. Abi kırgınlıklar, bak ben bir daha söylüyorum. Sen burada abi, bir Recep Tayyip, yapıyorsun bak, ya. AK Partili bu... olup da Recep Tayyip Erdoğan'a kırgın olan kimse azdır var, yani. Var var, az olabilir ama var abi var. Milletvekiline kırgın var, ona kırgın var. Milletvekillerine kırgınlar, belediye başkanlarına genelde kırgınlar. Genelde evet doğru, reise kırgın değiller ama kırgınlar var. Zaten ikide bir cumhurbaşkanı toplamıyor mu eski bakanları, işte eski belediye başkanı, onları bunları kırgınlar. Zaten her partide var kırgın. Kırgınlıkla sorun yok. Ben orada o taşımada şunu ben bakıyorum, şunu gözlemliyorum. Acaba o kırgınlar gelecek mi gelmeyecek mi? Yoksa otobüs sayısında falan bunlarda bir beis yok, bunlarda bir sıkıntı yok. İnsanlar gelir. Sen sefa devam edecekse beklentiyle ilgili ben benim beklentim var. Ben sen elini aldın daha... Yok benim beklentim var. Evet. O zaman sen sefadan devam et. Bana ben sana verdim sözü. Evet devam et sen. Ya beklentiyi sefaya sor. Sefa evet. Sen yarın Cumhurbaşkanı'ndan bir müjde bekliyor musun? Abi şöyle daha toplu açılışın listesi de belli olmadı. Bir şey diyemiyorum onun için. Bak ben toplu açılış demedim. Evet hayır abi. Sakarya'dan bir seslenme... Abi işte onu diyorum. Yani şimdi ne toplu açılışta... Veya toplu temel atma da olacak orada belki büyük ihtimalle. Onun için nasıl bir şey olacağını bilmiyorum. Fakat Cumhurbaşkanı'nın Sakarya ilişkin bir müjdesi şu anda beklenen bir şey yok. Benim bildiğim kadarıyla yok. Ama biraz da şeydi, konjüktür gereği de sanki yerel değil de biraz da ulusal bir miting olacak. Çünkü yaklaşık 8 günden beri yurt dışında Sayın Cumhurbaşkanı. Yurt dışındaki temaslarının ardından bir nebze oradaki süreci veya işte yerel siyasete, Türkiye siyasetine ilişkin sözlerini buradan sarf edecek. Onun için çok diğer mitingler gibi çok yerel bir miting olmayacak bu yani. Şimdi ben Cumhurbaşkanı sefa diyor ya hani böyle biraz daha ulusal, işte Amerika'ya gitti, oraya buraya gitti geldi. İşte Ukrayna-Rusya savaşı falan. Bana ne abicim? Onları ulusal seslenirse konuşsun. Ben Sakarya'ya geliyor. Ben Sakarya Cumhurbaşkanı geliyorsa, bir dünya lideri bizim şehrimize geliyorsa ben Sakarya'ya ilgili müjde beklerim. Gelmişti geçen. Treni dedi gara getireceğim. Getirdi mi? Getirdi. Teşekkür ederiz. Dedi ki ben millet bahçesi yapacağım. Dedi mi? Dedi. Yaptı mı? Yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı yine teşekkür ederiz. Şimdi Cumhurbaşkanı şehre geliyor. Ben Cumhurbaşkanı'ndan müjde bekliyorum. Ne bekliyorum? Çok basit bir müjde bekliyorum. Ben de aynı müjde Sayın bekliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. En son geldiğinde millet bahçesi falan müjdelemedi ama. Daha müjdeledi daha önce geldi, müjdeledi hatta. Son geldiğinde müjdelemedi. Son geldiğinde değil abicim. Seçim atmosferinde geldi adam. Seçim atmosferinden bahsediyorum. Seçim atmosferinde tren gelecek dedi. Geldi. Getirdi treni. Helikopterden baktı. Eski stadyuma. Burası dedi millet bahçesi yapacağım dedi. Yaptı mı? Yaptı. Bitti. Teşekkür ederiz. Şimdi gene seçim için. Önümüzde bir seçim var. Ben Cumhurbaşkanı'ndan bir müjde bekliyorum şahsen yarın. Ne bekliyorum? Ya kardeşim bizim KDV sorunumuz var ya. Aynen öyle. Sakarya Büyükşehir Belediyesi bize hizmet getiremiyor. Hatta tam tersi borçlanıyor. İsmini vermediğim bir fabrika var burada şimdi. Reklam olmasın. Bu fabrika KDV gelir payını bizim kendi paylarımızdan alıyor. Belediyenin alacağı paylardan alıyor. Hatta Büyükşehir Belediyesi bir de bazen borçlanıyor. Geçen Aralık ayında 270 milyon lira bizim KDV gelirimiz çıkmış. 340 milyon o fabrika almış KDV gelirini, 270'ten 340'ı çık. O kadar da biz borçlandık. Biz gelir almıyoruz. Tam tersi bir de borçlanıyoruz. Kim borçlanıyor? Sakarya Büyükşehir borçlanıyor. Kim borçlanıyor? Sakaryalılar borçlanıyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi bu kentin dinamosudur. Dolayısıyla onun borçlanması bedavadan KDV'yi o büyük fabrika aldığı için ihracattan dolayı, tamam mı? Biz borçlanıyoruz. Ben Cumhurbaşkanı buraya geliyor ya, çıkacak ya, ben bunun müjdesini bekliyorum. İkide bir anlatıyorlar.
Bu da Zeki Toçoğlu döneminden devam ediyor. İki de bir anlatıyor siyasiler bu kentte. Efendim Türkiye geneli kapsayan bir çalışmaymış bu. Bazı başka iller de var. Bana ne ya? Bana ne kardeşim? Bir dakika ya. Dinle bir konuşayım bitir. Konuşturmuyorsunuz ki. Tekrar dönüyorum sonra. Seni de konuşturmuyorsak yani. Bana ne kardeşim? Bana ne? Efendim o il varmış bu il varmış. Ben bir Sakaryalı olarak, bir Sakaryalı gazeteci olarak yarın Cumhurbaşkanı'nın kürsüden şunu bekliyorum. Evet Sakarya, diğer başka iller de var. Bu KDV iadelerinden çok çektiniz, hakkınız yendi. Bu hakların geri verilmesi için gereğini yapıyorum. Seçimden önce KDV iadesiyle ilgili gereğini yapacağız. Ben Cumhurbaşkanı'ndan böyle bir müjde bekliyorum. Bakın yaptı. Ali İhsan Yavuz buradan teşekkür ediyorum. Özellikle o girişimleriyle depremden, 17 Ağustos depreminden Sakarya'nın kaldığı borçları bir kalemle sildiler. Bak buradan Cumhurbaşkanı'ndan tut aşağı doğru Ali İhsan Yavuz'a doğru gel. Hepsine teşekkür ediyorum. Demek ki bir şey yaptıkları zaman teşekkür ediyoruz. Şimdi ben Cumhurbaşkanı'ndan bununla ilgili bir müjde bekliyorum arkadaş. En büyük Sakarya şu anda çok büyük borç altına giriyor. Artı Sakarya'nın hakkı yeniyor. Diğer iller çatır çatır para alırken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi komşu çatır çatır para alırken bizim hakkımız yok. İlk beklediğim müjde bu. Daha da var aslında dur diyorsun buyur. Ben şöyle, daha çok beklersin diyorum. Ben sana. De şöyle diyeyim bir ile özel bir kanun çıkartıramaz. Örneği var mı Hüseyin bunun? Şey Sefa var mıdır? Abi yok. Evet de parantez açayım. Sen. Hüseyin abi şöyle evet diye istediği zaman istediği kanun çıkartıyorlar. Evet diye bir parantez açayım. Abi Hüseyin abiye bütün kalbimle katılıyorum. Evet Sakarya bundan kaybediyor. Ama maalesef hakikaten ya keşke Hakan abi de benle galiba aynı şey çok beklersin diye. Bu böyle hemen yani tek ille çözülecek bir şey değil. Keşke olsa. Bak, efendim o yumruk mesele olsa. Bu ya. Hüseyin abi keşke ya, olsa. Ya ekran başına insanlar kalmasın. Bu 10 yıl ya bu Zeki Toçoğlu döneminden geliyor. 10 yıllık mesele bu. Ne demek çözmüyor ya? AK Parti istediği zaman istediği sorun çözüyor ya. Ya Cumhurbaşkanı diyecek ki. Bir dakika ya. Çok ezber oluyor bu ama. Bir dakika. Bir konuşturun. Biz gazeteciler olarak ezber değil de yorum yapmak zorundayız ya. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Bu mesele bir günlük iki günlük bir şey değil. Deminden beri papağan gibi diyorum. Zeki Toçoğlu döneminden gelen mesele. 10 yıllık, 8-10 yıllık mesele. Çok basit bir şey var ya. Cumhurbaşkanı talimat verecek. Cumhurbaşkanı ne talimat verdi çözemedi. Çözemediler mi? Bir dakika bir şey diyeceğim. Bir öneri sunacağım. Çözemediler mi? Çok mu karışık? Kardeşim o zaman bizim hakkımız ne kadar yeniyor bu KDV ihracatından? Bir kaynak bulurlar bir yerden. Sakarya'ya aktarırlar Büyükşehir Belediyesi'ne. Bunu da mı yapamıyorlar? Bunu da mı yapamıyorlar? Bir kaynak da aktaramıyorlar mı? Ya doğru bunlar da toprak bunlar da. Yapacaksın kardeşim. Ben Sakarya'nın hakkını istiyorum ya. Bunu yapamıyorlar mı? Bu kadar basit. Bitti mi? Bitti. Şimdi şöyle diyeyim. Biraz polyanacık oynamayalım. Polyanacık değil. Ama lütfen. Bir realite şey konuşuyorum ya. Realite değil. Bak Sefa'nın dediği bir gerçek anlattığı bir konu var. Bu şu anda Sakarya özel... Neydi bu abi? Ayet miydi ya? Ne demek ya? Çok basit bir şey. Anayasayla oynamıyoruz ki. Anayasayla oynamıyoruz abi. KDV o galiba 8-10 yıl var böyle bizim gibi mağdur. Kardeşim bir ayarlama yapacaksın. Bunu... 10 yılda ya. Bu ayarlama yapamadılar. Hüseyin. 10 yılda ya 10 yılda AK Parti neler yaptı bu ülkede ya? Hüseyin çok güzel söylüyorsun ya. Da... Yani Türkiye, hepimizin düşündüğü şey de yani biz de istiyoruz gerçeği, ama gerçeği yok sayarak böyle var. Bağıramayız onu şimdi diyorum yani. KDV bunun diyorum. Ne gerçeği varsa bu anlayamıyorum abi, ki. Abi bizim bak şimdi ya o KDV. Ya bunlarda her şey bunlarda. Hüseyin abi. Buna o zaman herkes, şöyle söyleyeyim. Bak bir şey diyeceğim. Şöyle söyleyeyim. Buna destek vermeyen. Peki. Bir yani muhalefet bile olsa bize evet, söylesinler. Hepsi destek veriyor milletvekilleri. Herkes tamam, destek veriyor. Ama olay şu bak abi çözemediğimiz olay şu. Ne? Olay şu. Biz bunu başka bir ilin İstanbul'un veya başka bir ilin kasasından alıyoruz. Toyota fabrika diyor ki ben burada vermeyeyim. Bak burada vermeyeyim. Bu başka yere gideyim. Bu sefer diyoruz ki biz ihracat rakamlarında Sakarya ekonomisinin yüksek olması tamam mı? Sakarya yatırımı çekiyor diyorlar. Çözümsüzlük şu. Bu fabrikanın yatırım çekiyor. Bitireyim. Bitireyim ya abi. Ya Hüseyin abi bitireyim. Yahu ezbere burada. Konuşma bir şey bilmeden bağırmak kolay. Bağırmak kolay. Başka bir ilin vergisinden buraya aktarabilmenin ya, hukuki problemi nasıl olacak? Toparlayın. Bir daha söylüyorum. Bana mazeret üretmeyin. Benim esas soruma gel. 10 yıldan beri bu soru çözülmez mi ya? Esas soruma gel. Sayın Cumhurbaşkanı Sakarya'da başka ne biçim o konu kapandı. Ne biçim? Kapat.
bir şey söyleyeceğim. Tekrara düştüm. Son bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Bu konuyu çözemiyorlar mı? Bir daha söylüyorum. Çok basit bir çözüm. Çok dört kere söyledim be arkadaş. Çok basit. Bu kardeşim senin şehrinle alakalı. Tamam da dört kere söyledim. 10 yıldır konuşuyoruz biz bunu. Bunu 110 kere söyleyeceğim. Ben de diyorum ki bu tek başına olmaz. Bu şehrinle ilgili konuşuyoruz. İle özel bir kanun çıkartamazsın sen. Ya kardeşim kanun çıkartma. Allah Allah. Bir yerden Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesine para aktar. Bitti. Hüseyin. Benim kentimden gidiyor. Sakarya'nın cebinden gidiyor. Hüseyin. Anlamıyorsun ya. Hüseyin. Anladın mı? Öyle bir... Ne anladın? Hüseyin ben. Ne anladın? Sana burada ne anlattığımı reklam arası anlatırım. İyi, tamam, tamam mı? Reklam arası anlatırım. Burada konuştuğumuz nokta şu. Diyoruz ki yani dörtlü tekrar yaptın. Anladık abi. Kolay değil. Ben de diyorum ki bir yerden Sakarya'ya kaynak aktarıyorum. Bu da mı zor? Hüseyin. Bu da mı zor? 10 yıldır. Tek bir çözümü var. Ya Sakarya'sın sen ya. Hüseyin abi şunu söyleyeyim gene sen şey yapabilirsin. Zafer abi. Ben sen karşıyım mı? Sen Sakarya'yı mı yapıyorsun? Ben sanki karşı. Abi adamın hakikati söylemesi mi Sakarya'lı? Allah'ım ya. Yapma gözünü seveyim. Evet. Ya hakikati ben de biliyorum. Abi sen bari sen ezber konuşuyorsun. Bu zaten bilinen bir şey. Bu bilinen bir şey. Neyi savunuyorsun sen ya? Neyi savunuyorsun kardeşim? Bitirsin cevap vereceğim. Neyi savunuyorsun? Bağırması bitirsin cevap vereceğim. Biz de biliyoruz mevzuatı. Ne o zaman? Kardeşim. O zaman ne parlıyorsun? Ne patlıyorsun? Çözülemeyecek bir sorun mu? Sen niye savunuyorsun? Sen de ben ya memleketin durumu ortadayken kardeşim. Ortadaki sen KDV nasıl anlatıyorsun sen ya? Neyi savunuyorsunuz siz? Siz neyi savunuyorsunuz ya? Ne anlatıyorsunuz ya? Hüseyin konuyu sen kapat. Yok kapatma, konuşsun cevap verebiliriz. Bir dakika, bir saniye. Hayır, o sansüre kalk. Kapat arkadaşım. Konu kapandı. Ben cevap vermek istiyorum. Ya neyin cevabını vereceksin ya? Ya bırak adam, sen mi milletin ne konuşacağına karar vereceksin ya? Hem dün ya arkadaşım susar mısın? Cumal doğru söylüyor diyor. Arkadaşım lütfen. Lütfen. Lütfen diyorum. Sefa sefa. Abi. Arkadaş. Hani konu kapanmıştı. Son toparlayacak. Bitti. Evet. Abi şöyle. Şunu dedim ben az önce. Bu beklentiyi hepimiz bu beklenti içerisinde. Sakarya'daki 7 milletvekili, bütün siyasiler, hatta Sakarya'nın 1 milyon nüfusunun tamamı bunu istiyor. Ya sizin ama... gibiler olduktan sonra bu şeyi kaybetme mahkum. Tamam mı? Bana diyor ya Polika. Sen Polyanacı sen yapıyorsun. Bu şeyi gerçekleri söyledi. Kardeşim Cumhurbaşkanı'na bu işe suç mu ya? Gerçekleri söylemek. Gerçekleri bize, söylemek, ya dinlendirmek. KDV ile ilgili bu mevzu çok uzun ama ben Sakarya'nın hakkını yedirmem. Huzur bulduğum şehir Sakarya. Ben çıkıyorum. Bir kaynaktan buraya gerekine ne kaybediyor Sakarya? Atıyorum. Ayda 50 milyon. Biz bir kaynaktan buraya bu parayı aktarıyoruz dese ne olur abi? Sakarya kadını bana mı aktaracaklar? Sakarya'ya aktaracaklar ya. Sakarya'ya aktaracaklar. Tamam, niye savaşını veriyorsun onu anlamıyorum. Evet. Bu konuda tek bir çözüm var. Galiba bunun üzerine çalışıyorlar. Umarım şey yapar. Başka bir çözüm yok bu işin. Çözüm şu. Sakarya kadar yüksek vergi verip iadelerini etkileyen başka bir il yok. Hı. Onun için belli bir limit koyup 1 milyar doların üzerinde atıyorum. Bu limiti koyup bu limitin üzerinde ise KDV iadesini merkezi bütçeden alabilir çözümü var. Eğer bu çözümün harici başka bir çözüm yok. Eğer bu çözüm yapılırsa her ay Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin şu andaki rakamlarda kasasına 15 milyon para girecek. Masal anlatıyor. Ben bu çözüm var ya, 4 senedir dinliyorum. Ya ben gazeteciyim kardeşim. Ya biz neyiz arkadaş? Simit mi satıyoruz burada ya? Sen çıkmışsın oraya anlatıyorsun. Ne simit satıyorsun Hüseyin? Sen 4 yıldan beri dinliyorum ben bu çözümü. Bak kardeşim, Hüseyin, çok basit bir şey söyleseydin söylüyorum. O zaman. Çok. Bağıracağını ya arkadaş, konuyu kapatır mısın? Tamam. Gerçekten yıldır, sen yani burada biz abi şey, herkes cennete istiyorum. Gitmek ister, kimse ölmek istemez. Yani sen sonucu söylüyorsun. Çok cızırtı oluyormuş. Pardon, çok mesaj geliyor. Çok mesaj geliyor. Var ya. Çok mesaj geliyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanından bir şey istiyorum. Hüseyin, senin o yakanda arkadaş tamam, mikrofonu arkadaş, bağırtmayın bak. Bağırtma değil. Dellensen ne olacak ya? Dirme beni. Ne olacak dellen? Ne olacak dellensen? Hüseyin ne diyorsun? Sen anlat. Sen sözüne devam et. Sözüne devam et. Ben Sayın Cumhurbaşkanından bir şey istiyorum. Allah Allah. Bir Müslümanım ya elhamdülillah. Ya la ilahe illallah Muhammed Resulullah ekranlarla bana şehadet getiriyorsunuz ya. Ben Müslümanım ya. Ben de Cumhurbaşkanından bir şey istiyorum. Allah'ım ya. Bir Sakarya olarak diyorum ki ya bizim KDV 10 yıldan beri bir KDV mağduriyetimiz var. Benim şehrime bir iyilik yap Sayın Cumhurbaşkanı, dudağın ucunda. Ya kanun değiştiremiyorsanız bir kaynaktan bize bu kaybettiğimiz, zarar ettiğimiz bu kaynağı aktarın. Bitti ya bu kadar ya. Ben bunu isteyemeyeceğim ya. Ben ne istiyorum ya? Kendime de istemiyorum, şehrime istiyorum ya. Ya ben bunu isteyemeyeceğim ya? Şimdi evet. Şimdi ya şöyle bir soru sormuşum arkadaşlar size. Sayın Cumhurbaşkanı Sakarya'da ne müjdesi verebilir diye. Şimdi ben programa baktıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanki programında
İlk oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'de bir kampanya var biliyorsun. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından düzenlenen bir etkinlik. Ben burada, ki Sakarya'da ilk kez Sakarya'da yapılıyor. Evet. Arkadaşlar, Ahmet bana bir dönersen evet. Ve ben yarın şunu bekliyorum Cumhurbaşkanı'ndan. Genel Sakarya'dan vereceği bir müjde. Biliyorsunuz gençlere elektronik teknoloji vergi indirimi söz konusuydu. Açıklamış, yani yaklaşık 2 gün açıklamıştı. Bununla ilgili olarak gençlerin bilgisayar veya teknoloji almaları için bir KDV istisnası veya bir indirim yapması gibi bir müjde bekliyorum. KYK borçlarıyla ilgili bir beklenti de var. Bak ben özellikle şimdi bu ilk oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye bir kampanya var. Gençlere Z kuşağıyla buluşuyor Sayın Cumhurbaşkanı ve bu buluşmada muhtemelen ben bir müjde de olarak da bu müjdeyi bekliyorum. Gençlere, hatta onu ben siz Hüseyin anlatırken orada ateşli ateşli konuşurken ben internetten baktım. Yaklaşık 24 saat kadar önce bu bir gündeme gelmiş. Elektronik teknoloji vergi indirimi. Ben onu bekliyorum, açık söyleyeyim. Yani yarın Sayın Cumhurbaşkanı saat 18'de Serdar Spor Salonu'ndaki Z kuşağı buluşmasında böyle bir müjde verebilir. KYK borçları ve vergi indirimi konu. Şehrin beklentilerinde... Ekmek yediğin şehrin içinde bekliyorum. Hüseyin, ekmek yediğin şehrin içinde bekliyorum. Hüseyin, bu şehir içinde bekliyorum, onu da söylesene. O, Hüseyin, o ulusal bir beklenti. Hüseyin, şehrin içinde bekliyorum, şehrin. Şimdi... Cumhurbaşkanından bu Sakarya için bir şeyi beklemiyor mu? Burada... Ya abicim, ya bir şey diyorum ya. Söyleyebilirsin, çok doğru. Yaşadığın şehir için bir şey istemiyor musun? Şehir için, Sakarya için bir şey istemiyor musun? Benim istediklerim var mesela. Ya bir şey. Abi ben Karasu Demir Yolu'nu çok isterim. Ah bravo. Bravo, ben bunları istiyorum işte. Hüseyin abinin dediğini çok isterim ama Hüseyin abi en başta dedin ki onu ben de isteyeceğim dedim. Söyleyeceğini biliyorum. Ama çözüm yok işte maalesef. Evet, yani keşke. Bir kaynaktan aktarırsın. Tamam. Evet. KDV'yi ellemezsin. Bir kaynaktan Sakarya'nın parasını aktarırsın. Bak çok basit bir çözüm. Çok basit. Evet. Her şey senin elinde. Karasu Demir Yolu'nu çok özellikle istiyorum. Karasu Demir Yolu'nun yapılacağına inancın var mı? Devlet başladığı işi bitirmez. Devlete devamlılık esastır. Ama şu anda dur. Zaman problemine bir şey demiyorum. Bak zaman problemi bir şey demiyorum. Bugünü yarını devlete devamlılık esastır. Bir şekilde 800 biter. 800 milyon lira bir para. Maalesef. Ama orayı nerede? Devlet maalesef. Orada nerede çakıldı biliyor musun? Karasu Demir Yolu benim yönümde bir şey. Zemine takıldı orada. Zemine. Evet, şey hazırlar. Şimdi... Yatırım programına alınmadı 2023'te. Şöyle yatırım programına Hakan, alındı. Sıkıntı orada zemin biliyorsun. Hepimiz evet. Biliyorsun. Jetcraft işte, diye bir yöntem. Sen oradaki sıkıntıyı biliyorsun ama bu KDV iadesindeki sıkıntıyı da biliyorsun ama o işine gelmiyor, bu işine geliyor. Ben ya bu kağıt üzerinde o zaman desene açacağım. Oradaki zemini kazıyın yapın. Beyefendi. Ya senin şey, dediğin oyun gibi anladın mı? Bir şey söyleyebilir miyim? Mantığın, bir şey söyleyebilir miyim? Mantıklı konuşmuyorsun. Şeyde, tamam bir şey söyleyeyim. Demir yolunu yapacağın inşaatıydı, efendim zeminiydi. Benim dediğim kağıt üzerinde. İki hamlelik iş. Kağıt üzerinde, 10 yılda kağıt üzerinden diyeceğim. KDV hakkını 2 dakikada, onu da mı yapamıyorum? Onu da kabul ettim. Yapamıyorum. Abi zaten uzun iş. Bir dakika onu da... Karasu Demiryolu'nda dumanla dilekçe gitmiyor da kağıda imza atılıyor. Onu yatırım programına alınıyor yani. Onun inşaatı var. Şey. Zaten onun kağıda imza atılıyor. Ya kağıda imza atılıyor. Yani. Beyefendi, onun inşaatı var, yatırımı var, osu var, busu var. KDV işinde oturacaklar uzmanlar çat. Onu da yapamıyorlar. İşin içine çıkamıyorum. 10 yıl oldu. Çok basit. Bizim hakkımızı bir kaynaktan Sakarya'ya göndersinler. Bu kadar ya. Mısın? Sefa, kısa kelimeler. Bir kaynaktan gönderin ya. Lütfen susa Hüseyin. Bu arada müjdelerden bir tanesi de hastanenin açılış tarihini verebilir bin yataklığına. O da bilir. Geldi. O muhtemelen onu bekliyorum. 2023 evet. Çıktı. Ya ne güzel. Sıktıkça çıkıyor. Bir abi saniye. Sıktıkça çıkmıyor. Sen ezber konuşuyorsun ve ironik konuşuyorsun. Hüseyin. Ben Sakarya için Hüseyin. Konuşuyorum. Biz sanki Elazığ için konuşuyoruz. Bir dakika. Adam baksana Zafer Tokuş'ta bekliyor. Neydi? Anlamadım ama tam. Ama oradan vatandaş gençlere mi? Ya ben Sakarya. Abicim bak Cumhurbaşkanı abi, ekranlarda. Ermenistan'da mı yaşıyor Cumhurbaşkanı Sakarya'da? Ekranlarda her gün Türkiye için mücadele veriyor. Allah razı olsun. Bak Allah razı olsun diyor. Ben bakıyorum Sakarya için de vereceğine. Cumhurbaşkanı burada bakanlar toplantısı yaptı. Ben 3 soru sordum Cumhurbaşkanı o zaman. Ulusal basın beni gırtlaklıyordu. Ya dediler arkadaş bakanlar kurulu toplantısı yapıyorlar burada. Dedim arkadaşlar siz bakanlar kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı devamlı soru gideceğim. Soruyorsunuz. Bana Sakarya'da yakalamışım Cumhurbaşkanı o zaman başbakandı. Bana Sakarya'yı ne verecek? Orta hasarlıları sordum. Orta hasarlı Republic evleri sordum. Pardon. 19 yıllık konuya döndü şimdi. Hüseyin noktayı koyar mısın? Ben bakarım Sakarya. Hüseyin noktayı koyar mısın? Sanki bu. Vay be Cumhurbaşkanı 19 yıllık. Bitti koy. Şimdi Sefa kısa kelimelerle bu KDV şimdi vatandaşlar KDV belki bilmeyebilirler nedir?
kısa kelimelerle onu bir anlatır mısın? Kısaca. Nedir bu KDV? Türkiye'nin en büyük otomotiv üreticilerinden birinin bütün Avrupa'ya otomotivleri buradan gönderiyor. Bunun içine KDV teşviği alıyor. Yasa gereği devletin verdiği KDV teşviği o ile vergi payından ayrılan dilimden kesilerek o firmaya ödeniyor. Ve Sakarya'nın mesela her ay 10 lira alacağına 8 lira alıyor, bu firma 2 lira bir gitmiş. Daha açıklar mısın kısa kelimeler? Bir saniye. Tam tersi alamıyordu. Bir saniye. Alamıyordu. Hüseyin, konuyu dağıtma lütfen. Dağıtmıyorum, alamıyor. Aldığı aylar da oluyor, alamadığı aylar da oluyor. Önce olayı bakın, KDV nedir? Onu... Sefa güzel anlattı. Evet. Bir daha anlatsın. Abi şimdi şöyle, bu bir, ben ihracat yapan bir fabrikayım. Sakarya'da bundan. Sakarya'da bir fabrikayım. Otomobil ben fabrikası. Ben ihracat yaptığım için devlet diyor ki sen bana ihracat yapıyorsun, bu ülkeye dolar getiriyorsun. Ben de diyor yaptığın ihracat karşısında sana diyor bir teşvik veriyorum diyor. Fabrikaya veriyor. Evet, fabrikaya veriyor. İşte bu teşviği o ilin vergi payından kesiyor. Bizimkiler diyorlar ki bunu bu vergi payından kesmeyin. Genel vergi payından kesin. İşte devreye burada giriyor. Bu sefer kelime 80 il diyor ki 80 bir saniye. Vergi iadesi işte. Vergi iadesi. Hayır. Kolay anlaşılsın diye teşvik dedim. Teşvikle alakası yok. Bakın vergi iadesi. Kolay anlaşılsın diye söyledim. Anlaşılacak. Vergi iadesi. Sokaktaki ekran başındaki. İşte burada devreye şu giriyor. Burada devreye şu giriyor. Türkiye'nin diğer 80 ili diyor ki kardeşim sen niye Bursa o fabrikanınkini benden Bursa kesiyorsun? Diyordur. Evet, hepsi diyor. İşte çözümsüzlük. İşte ben bunu diyorum. Bir atladığım bir yer daha buyur var. Abi. Fabrika KDV iadesini alınca Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne gelmesi gereken pay gelmiyor. Dedim işte bunu. Hatta pay gelmesi, o pay gelmiyor. Ayda bizim 20 trilyon eski parayla 20 milyon 30 milyon gelmediği gibi bir de borçlanıyoruz devlete. Koy. Peki Sefa, efendim? Buna kim karşı çıkıyor? Kısa öz. Kısa 80 il. Hayır. Bu örnek vereyim, otomobil fabrikası buna karşı çıkmaksız çıkar otomobil. Evet, evet. Çıkıyor. Evet. Otomotiv fabrikası. Otomobil fabrikasının bir şeyi yok, kaybı yok. Ben burada diyor başka bir ilde ödeyebilirim bu vergiyi. Çok problem değil benim İstanbul'da için. İstanbul'da da ödeyebilirim. Ödeyebilirim diyor. Ama biz İstanbul ödüyor zaten. Sakarya onu göndermek istemiyor. Çünkü bu sefer ne olacak? Biz ihracatta 7. sıradayız. Hayır, bu fabrika sefer... Arkadaşlar ödüyor. Konuyu bakın, ben vatandaşın anlayacağı dilde anlatmaya çalışmaya. Bak, ihracatta biz 7. sırada mıyız şu an? Eğer o fabrika, X fabrika Sakarya'dan gider de vergisini İstanbul'a öderse biz o 7. sıra, bizim nereden baksan 20. sıraya düşeriz. Peki İstanbul'u ödüyor zaten. Fabrika vergisini İstanbul'u ödüyor. Buraya ödemiyor. Toyota buraya ödüyor ya. Hayır, buraya ödemiyor. Hüseyin abi, ben de buraya ödüyorum. İstanbul'u Hüseyin ödüyor. Hüseyin abi şart düşüyorsa bir İstanbul'u düşürüm. Ödüyor. Fakat şöyle bir durum var. Fabrika buraya ödemesi için de şehirde siz gazeteciler, ben gazeteciler... Yok, buraya ödüyor. Pardon. Buraya ödesin diye... Kurumlar vergisi var. Evet. İstanbul'u ödüyordu, buraya ödesin diye bir şey yaptık. Tam bu şey, zurnanın zırt dediği yerdeyiz. Bunu ödesin diye bu fabrikaya manşet atan gazetecilerden biri de sensin. Doğru. Ödesin diye böyle şey yaptınız. Şey... Şimdi çıktın bir de Sakarlılık taslıyorsun. İyi de AK Parti zamanında geldi bu kanun. AK Parti döneminde ihracat 20'ye katladık çünkü. AK Parti döneminde sen geldi. Sen anlat bu onları ezberlemeden, ya bilmeden manşet atıyorsunuz. Sen AK Parti'yi güzelleyeceğim diye şehrinde mi gömüyorsun? Bilmeden sen konuşuyorsun. Bilmeden. Sen AK Parti'yi mi güzelliyorsun burada? AK Parti güzel demiş. Yakalandın bağır. Ya ne yakalandın bağır. Yakalandın bağır. Tabii bu kent ödeyecek. Zamanında Sakarya Spor şirketleşti diye bağırdılar. Sakarya Spor'un batışını izledi. Bu sizdiniz, sizdiniz. Ya bak bu AK Parti güzel demdi. Bu kentte yenmeyeceğin yumurtayı İstanbul'a yumurtlayacaksın. AK Parti güzel diyeceğim diye. Geç onu sen. Kardeşim çok basit, size sistemler söylüyorum burada. Zafer Tokuş'ta bu akşam oturdunuz burada resmen. Şehre bir şey söylüyoruz. Bak ikiniz birden Zafer Tokuş'ta. Ya Hakan Turan seni tebrik ederim. İkiniz birden. Ya laf bitsin, ben İkiniz ben birden. Var ne olacak? Ne var, hepinize sıkıntım var. Sıkıntı ya ben kardeşim şehre anlatıyorum işte. He. Ben şehre, şehrin hakkını savunmaya çalışıyorum burada. Bilmeden savunuyorsun işte. Ne bilmeden manşetten attın, bak nereye geldi. Ne bilmeden. Dersine bile çalışmıyor. Bir de bize akıyla suçluyorsun. Ya sabah senin yaşında gazetecilik yaptım ben burada. Gördük. Ne biliyorsun? Gördük. AK Parti savunacağım diye. Attın mı atmadın mı manşetleri? Şehrine gömüyorsun be kardeşim. Attın mı atmadın mı manşetleri? Bırakın bu işleri. AK Parti savunacağım diye şehrinde gömüyorsunuz. Cumhurbaşkanı çıkacak burada. İki cümle şey yapacak diye. Bu kadar ya sizin... Bağırdığın zaman konuştuğunu anlaşılmıyor. Ya anlaşılmasın zaten ya. Bağırtırıyorlar. Evet, arkadaşlar ya. Bana dönün. Zafer'le ikisi oturdular burada. Yok öyle yok. Ayıp şimdi, ya.
Ayıp kardeşim. Abi, söz hakkımı sizin cevap hakkımı kullanmak istiyorum bitmeden. Sizin demeniz, dakika, burada şunu demeniz lazım. Bir saniye. Evet, doğru diyor Sayın Cumalı. Dedik. Biz de Cumhurbaşkanı'ndan bunu bekledik. Dedik. Ama demeyeceksin. Ya dedik. Kurnazlık yapmayın. Ama öyle ama böyle. Ama öyle ama böyle. Ama öyle ama böyle. Ama öyle ama böyle. Ne bu ya? Ne bu abi? Rahatsız mısın sen ya? Rahatsızım ya. Bir şey anlatacağım sana. Kardeşim, KDV ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti'nin genelinde Hüseyin, Türkiye Cumhuriyeti'nin genelinde KDV ile ilgili yasa, 10 yıldan beri bir toparlama yapamıyorsan bizim alamadığımız Sakarya'nın cebinden çıkan parayı devlet olarak bir yerden kaynak üretip getirir verirsin. Kesini kes Hüseyin ya. Bu kadar basit. Kesini kes Hüseyin. Benim sesimi kesemezsin senin sesini. Hayır, sesimi kesemezsin benim. Kesemezsin benim sesimi. Bir saniye. Sen burada arkadaşı ne taklidi yapıyorsun? Ya ne? Seni de yapalım ya. Ne olacak? Ne yapıyorsun ya? Ya siz ne olacak ya? Ya Süleyman Demirel rahmetli benim taklidimi yapmadı. Bir dakika. Senin yaptın ben onu yapmadım ki. Senin yaptın ben. Terbiyenizi tak. Terbiyeni takın. Bu televizyon programı yapıyoruz. Sen burada çok terbiyesizlik yapıyorsun. Çok ayıp ya. Çok ayıp. Sen terbiyor. Kim? Vallahi yakıştıramıyorum size. Sana mı yakıştıramıyorum? Bu nedir ya? Ben cevap vermek istiyorum. Ya bir şey sorayım. Zafer bir dakika. Ben konuşayım. Bir dakika konuşma. Bir saniye lütfen. Ya biz burada program yapıyoruz. Ya sinirlendiriyorsunuz beni Zafer. Ben şehrim için kavga ediyorum ya. Ya şehrim için. Ya şehrin için kavga et. Gazetecilik budur. Şehrin için kavga et. Hakkımızı istiyoruz. Kötü bir şey demiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten bak keyfimi kaçırıyorsun. Abi senin keyfine göre program yapamayız. Yapma o zaman. Burası ateş attı. Ateş attı değil. Laf lafı açar. Laf bilmeyen meclisten kaçar. Bakın. Bak lafı açar. Laf bilmeyen meclisten kaçar. Sen şu anda beni yapmış oldun. Beni Kemal Turgaş'la karıştırma. Bir dakika. Coşku Bülü'yle karıştırma beni. Hüseyin. Tarih, burası ateş attı. Hüseyin. Raif Ugan'la da karıştırma. Kendine gel. Gerçekten kendine gel. Ben çok az konuşabilir miyim? Kendine gel. Burada taklit yapmak, insanı küçümsemek, bağırmak... Ya ne taklit yapacağım ya? Ya yaptığın nedir? Ben çok az... Komedyen miyim ben? Yani onu aratmıyorsun. Kusura bakma. Komedyene halt yemiş senin yanında. Komedyen değilsin komedyen, ama... Keşke akşam, komedyen yapsan akşam, da deriz ki... Komedyen de Hüseyin Cumalı deriz. Ama sen... Talk show mu yapıyorsun ben? Show yapıyorsun. Show yapıyorsun. Zafer tamam bana bir program ver. Orada 12'den sonra talk show yapıyorum. Zafer abi. Talk bakın şunu anlatayım arkadaşlar. İkili diyaloğa döndü. Bir saniye lütfen. Hı-hı. Ben şunu... Ya burada şey yapmayalım. Ben şunu anlatıyorum. Ben burada bu programı... Benim de bir görüşüm var. Ben önemli olan sizin görüşe aktarmak. Doğru mu? Ben burada size topu veririm, siz topu çevirirse oynarsınız. Burası bu. Biz ona moderatörlük diyoruz. Kibar çocuğu, moderatör o, topu atmak falan filan. Zafer Tokuş, çok kısa konuşabilir miyim? Hemen reklam arasına gideceğiz. Hüseyin abi, bak, itirazım bir şu. Daha, lütfen. İtirazım şu. İtirazım ben şu. Burada Sayın Cumhurbaşkanı Sakarya'ya bu konu, KDV konusu, ben gazetecilik yaptığım sürece sürekli gündeme gelen bir konu. Doğru mu kardeşim? Bravo. 10 yıldır, 15 yıldır biz konuşuyoruz. Mesela tuvalet fabrikası olduğundan beri konuşuyoruz. Hep konuşuyoruz zaten hep bu konuyu. Hiç çözüm olmadı. Biz sürekli havanda su dövdük bu konuda. Tamam. Hükümetin Sakarya'ya bakın bunu anlatıyorum. Hükümetin Sakarya özel bir kanun çıkartmasının imkanı yok. Doğru mu Sefa? Bunun için lütfen. Genel anlamda. Çünkü onun çıkarsa bu işte, ister. Az önce bahsettiğim tek bir çözüm var işte. Bizler, o olursa. Bunun için alternatif olabilir. Sakarya'ya bu para gelirse biz hepimizin Büyükşehir Belediyesi olsun şu olsun Sakarya'da bize bu hizmet olarak ya onu kabul ediyoruz. Evet. Ama çözüm olarak Sakarya bunun önünü açarsa bir limit olur şey olur ve diğer iller isterse çözümsüzlük olur. Hakikaten benim itirazım şu. Başka iller Hüseyin abi bölmezse Hüseyin abi evet, bölmezse yani, bakın. Bizim gibi başka iller de var aklında olsun tamam. Mağdur. Bak bölme ama bir şey söylemek istiyorum çok kısa. Benim itirazım şu. Reklam Hüseyin abi bir dakika bölmezse ben diyorum ki Hüseyin abi bilmeden konuşuyor derken şunu söylüyorum. Zamanında da bu yasa 10 yıl önce çıkmadı. Bu yasa her zaman vardı. Bu yasayı bilmeden bu kentin gazetecileri Toyota buraya versin, buraya versin diye bu sorun bir baskı oluşturuldu. Bilinçsizce yapılan bir şey bugün sorun haline döndü. Bugün de diyor ki o gazetecilerin aynıları. Sakarya'nın bu sorun çözülsün. O zaman zamanında etebinde, haberinizi yaparken araştırıp yapın kardeşim. Şey diyordun, işte... İstanbul'a ihracat yapmıyor dedim. Ha, ihracat yapmıyor. İhracat yasa hep vardı. İhracat bu kadar yüksek değildi. Çünkü o zaman başka bir model üretiyordu. O zaman da şey diyorsun mesela, fabrika burada giderse de Sakarya ihracat düşer, Türkiye'de 7. yıl olmayız. Ben demiyorum. Ben bunu ticaret ve sanayi odasının söylediği şeyi söylüyorum. Evet. Hakan söyledi onu ayrıca. Ya hepsini önce bir sildim. Konuları takip et. Şov yapmaktan kaçırmışım. Ya bırak müşteri. Hepsini evet. Sildim. Kısa bir ara. Hepsini sildim.
Efendim gazeteciye soruyor. İkinci bölümde tekrar birlikteyiz. Yaklaşık 2 saat süreyle ekranlarda olacağız. Gecenin, daha doğrusu yeni günün ilk dakikalarına kadar sizlerle devam etmeye çalışacağız diyelim. Evet, ilk bölümde Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilimizi yapacağı ziyareti değerlendirmiştik. İşte müjde bekledik mi? Müjde bekliyoruz veya arkadaşların ne müjde bekliyorlar diye bir yorumlarını aldık. Son kez bu konuyu toparlayalım. Hakan, yarın Sayın Cumhurbaşkanı ilimize geliyor. Bir programı tekrar bir verebilirsen sevinirim Hakan. Neler var onu alalım. Bir daha hafta yanamıyorsam Cumhurbaşkanı'nın Sakarya ziyareti, Sakarya mitingini biz de buradan aynı TV 264'tan ve medya bağlarında canlı olarak yayınlayacağız. Onları bir anlatımsın Hakan. Sonra başka bir gündeme geçeyim. Evet Zafer abi. Söylediğimiz gibi Sakarya'ya saat 17 sularında gelecek Cumhurbaşkanı. 17'de Demokrasi Meydanı'nda bir miting yapacak. İşte geniş katılımlı bir miting düzenleyecek. Bu bir saat kadar sürecek. Bir saat sonra 18'de Sakarya Spor Salonu'nda, Serdivan'daki Sakarya Spor Salonu'nda gençlerle buluşması var. Gençlerle buluşup işte gençlerin sorunlarını dinleyeceği söylendi. Bu iki programı da biz canlı olarak vereceğiz. Ondan sonra ne yapar? Sonrası yani yok şu an için açıklanmadı. Büyük ihtimal Sakarya'da dediğim gibi bir yerde yemek yiyecek. Daha sonra da ayrılacak buradan. Biz an be an Cumhurbaşkanı Sakarya'da olduğu müddetçe canlı yayınlarla Cumhurbaşkanı Sakarya ziyaretini vermeye çalışacağız. Hem işte mitingi canlı veriyoruz hem de salondaki toplantıyı, gençlerle olan toplantılarını kesin canlı veriyoruz. Daha sonraki gelişmelere de bakacağız yani. Biz de çünkü şu an bir açıklama yapılmadığı için bu konuda bir plan yapamadık. Ondan sonrasını bilmiyoruz yani. Sefa sen bir toparlama yap. Evet abi, bu arada şey riskli aslında. Onunla bak hiç konuşmadık şeydeyken. Şimdi bir saat arayla iki büyük etkinlik yapılıyor. İkisi arasındaki ulaşım çok zor. İmkansıza yakın yani. Adam mitingden çıkacak, gençlik şölenine falan geçecek. Risk aslında yani. Meydanın bu kadar dolmaya ihtiyacı olduğu bir dönemde 4 kilometre aralıkla iki tane büyük etkinlik koymak ciddi bir risk. AK Parti il yönetimi büyük bir sınav verecek yani. Hüseyin sen son bir... Ben müjde bekliyorum. Tabii Hüseyin sen müjdeyi bekle. KDV'nin tek müjdesi sen bekle. Sen müjdeyi bekleme devam etsen Hüseyin. Evet, sen Cumhurbaşkanı bekle. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan ben çıkıp o meydanda KDV ile ilgili bir müjde bekliyorum. Olmadı, bir kaynaktan bizim aklımızı, Sakarya'nın hakkını aktarmasının müjdesini bekliyorum. Evet. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat müjdesi dışında çözülecek bir konu değil. Bütün Sakaryalılar gibi biz de bekliyoruz. Çünkü sadece Erdoğan'ın çözebileceği bir kadar büyük bir sorun. 10 yıldır çözmedi. İnşallah yarın çözer. Evet. Ben bu konuda kapatalım. Evet. Bizim şehrin diğer gündemi de bu hafta içinde bildiğiniz gibi suya zam geldi. Haber hazır mı arkadaşlar? Evet. Özellikle şöyle diyeyim. Enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle, bakın bunu özellikle dikkat çekiyorum. Şimdi bunu farklı bir algılanmasın. Bunu da bu suya zam geldikten sonra soğukluk niye bu kadar zam var? Veya %50 oranında bir kademeli zam. Enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle suya bir zam gelmiş. Haberimizi izleyelim, ardından arkadaşlara soracağım. Bu zamı nasıl buldunuz diye. Saskia 3. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Sosyal Gelişim Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce başkanlık ederken Saskia Genel Müdürü Yiğit Turan katip üye olarak yanında bulundu. Tek gündem maddesinin bulunduğu genel kurul toplantısında alınan karara göre Sakarya'da suya zam yapıldı. Alınan karara gerekçe olaraksa elektrik birim fiyatlarında meydana gelen artış gösterildi. 1 Ekim tarihinden itibaren su Sakarya'da zamlı satılacak. Birinci bölge, Adapazarı, Arifiye, Erenler, Temiz, Kaynar, Serdiva, Sapanca ve Söğütlü. Yani Sapanca Gölü'nden su temin ettiğimiz ilçelerde su birim fiyatı 8.34 TL'den 12.50 TL'ye çıkarmıştır. Bu ilçelerde 1 metreküp su maliyeti 20.29 liradır. Yani biz yine 3'te 1'in su bahsediyoruz. Maliyet 20.29 ve şu anda ayarladığımız su bahsedebileceğimiz miktar kadar 12.50 olarak tahsil ediyoruz.
İkinci bölge, Akyaz, Hendek, Karaköşe, Kocaeli, Karasu içlerinde su birik fiyatı 6.44 TL'den 10.000 TL'ye çıkartılmıştır. Bu içlerde bir metreküp suyun maliyeti 15.51 TL'dir. Maliyet 15.51, biz ancak 10 TL'lik bir iyileştirme yapmayı şartlarız yolladık. Yine geri kalan kısmı su bahsedeceğiz. Üçüncü bölge, Geyre, Karakla, Pamukova ilçelerinde su birik fiyatı 3.96 TL'den 7 TL'ye çıkartılmıştır. Bu ilçelerde 1 metreküp su maliyeti 16.91 TL'dir. Evet, suya zam geldi. Hüseyin, senden alayım. Suya zamı nasıl değerlendir? Senden başlıyorum. Evet, senden başlıyor. Evet, senden başlıyor. Suya zam geldi. Ben bununla ilgili bir köşe yazdım geçen gün. Suya zam... Halk 54'te sağ ol. Teşekkür ederim. Halk 54'te bir köşe yazdım ben bununla ilgili. Şöyle ki, orada Ecevit Keleş'e sitem ettim. Neden ettim? Bir kere suya zam yapmayı kimse istemez. Yani suya zam demek, direkt hanelere külfet demek. Ama bir işin de rayiç bedeli var. Hepimiz ticaret yapıyoruz, hepimiz ev geçindiriyoruz. Yani Saski bu zammı yapmak zorunda kaldı. Çünkü elektriğe yüklü miktarda zam geldi. Ben bununla ilgili bir araştırma yaptım. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Saski ayda yaklaşık 65-66... 58 milyon lira. Elektrik faturası ödüyor. Ben sana söyleyeyim. Ben bendeki rakamları söyleyeyim. Saski ayda 65-66 milyon gibi bir gelir elde ediyor. Bunun net 45-46 milyon elektriğe veriyor. 58 değil mi? Bak, net yani. 60-66 milyon geliri var Saski'nin ayda. Bunun net olarak 45-46 milyon lirasını elektriğe veriyor. Dolayısıyla elektrik zammıyla beraber suya zam kaçılmaz oldu. Doğal olarak vatandaş tepki gösteriyor. Ben yazdım yani, siyaset yapıyorsan, başkan veya milletvekili olursan vatandaş hep haklı. Bunu koy kenara. Ben vatandaşa bir şey demiyorum ama rayiç bedeli var. Bunun akaryakıtı var, personel gideri var, bunun ilaçlaması var, kloru var. Var da var. Yani keşke zam olmasaydı ama ben burada CHP İl Başkanı Ecevit Keleş'e sitem ettim. O bayağı bir açıklama yaptı. Giydirdi Saski'ye. Ya dedim ki Ecevit Keleş, güzel giydiriyorsun da Saski zammı 19 Eylül günü yaptı. 19 Eylül. Bu geçtiğimiz 19 Eylül'de yaptı. Ama ondan 7 gün önce 13 Eylül'de İSKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplandı, zam yaptı. Kaç para İstanbul'da su? 11.69. Bizim burada ne? 12.50. Arada ne var? 81 kuruş var. Şimdi 81 kuruş için ne diyor biliyor musun Ecevit Keleş? Vatandaşın cebine göz mü diktin Saski? Ya değil mi Ecevit Keleş? El insaf. Yani İstanbul Belediyesi orada suyu veriyor 11.69'a, burada veriyorlar 12.50'ye. Peki İstanbul Belediyesi'nin avantajı ne? Bak, komşuda da var bu avantaj. Bu su kurumları, İSKİ, Saski, İSSU neyse adı, sanayi suyundan para kazanıyorlar. Sanayi ne kadar çok olursa, mesela Kocaeli çok sanayi var ya, bu kurumlar kar ediyorlar. Bir, iki, bizim evde akan sular terfiyle geliyor çeşmelerimize. Çeşmelerimize terfiyle geliyor. İzmit gibi birçok ilde cazibeyle geliyor. Yani elektrik çok harcamıyorsun. Dolayısıyla su zammı kaçınılmazdı. Saski de bunu yaptı. Keşke yapmasaydı ama son noktayı şöyle bitirmek istiyorum. CHP Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş çıktı, işte Büyükşehir'i eleştiriyor, yerden yere vuruyor. Öyle yaptı, böyle yaptı. Vatandaşın cebine göz dikti ya. Ecevit Keleş'e ben buradan sormak istiyorum. Adapazarı Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin meclisinde MHP var, AK Parti var, bir de CHP var. Sonsuz zammını CHP'liler de kaldırdı. Şaban Kalıdır onu su zammını okey verdi. Oy bildirildi bu su zammı. Dolayısıyla Ecevit Keleş ilk önce kendi partisindekilerle bir anlaşacak. Ondan sonra çıkıp basın açıklaması yapacak. Anladın mı bu sefer tokuşuna dediğimi? Çıktı orada su zammını yerden yere vuruyor. CHP orada su zammına okey verdi. CHP. Şaban Kaldır'a okey verdi orada. El kaldırdı. Oy birliğiyle alındı. Sefa? Abi tabii ki su zammını hiç kimse istemez. Fakat Türkiye'de zincirleme reaksiyonu. Burada ekmeği de konuştuk, aynısını söyledik. Sürecin başına bakmak lazım. Maalesef dünyanın içinde bulunduğu şartlar bizi buraya doğru götürüyor.
Kurumlar direndiği yere kadar direniyorlar ve direnemedikleri yerlerde de böyle zamlar ortaya çıkıyorlar. Tabii ki doğru değil. Tabii ki su zammı yapılmasını kimse istemiyor ama maalesef şu anda zamdan başka bir çözümün olmadığı noktada da son tahlildeki kuruma bir şey diyemeyiz. Hakan? Ya ben geçen seçim programda da söylemiştim. Sayıştay'ın bir raporu vardı Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili. Suyu çok ucuza satıyorsun ve kurumu zarara uğratıyorsun diye. Bundan sonra o raporun ardından Büyükşehir Belediyesi artık suyu kademeli olarak işte normal bir seviyeye çekmeye çalıştı. Sayıştay'dan işte bir daha hani tabiri caizse fırça yememek için diyeyim. Şimdiki zam bu tamamen yani şeyle alakalı böyle hani yatırım yapayım, şunu yapayım veya işte çok kazanayım gibi değil. Elektrik, tamamen elektrik kaynaklı bir zam. Cumal abinin söylediği rakamlar doğru. Yani ben de aynı rakamları almıştım. 60-65 milyon gibi bir kazancı olan Saski'nin yaklaşık 48 milyon gibi bir elektrik harcaması oluyor. Yani Saski'ye de 18-20 bin lira para kalıyor. Yani 20 milyon para kalıyor. Saski bir şekilde hem kanalizasyon işlerini halledecek, hem işte ne bileyim klorunu atacak, diğer hizmetlerini verecek. Akaryakıt. Personeli var, personel masraflarını karşılayacak. Bir şekilde Saski'nin zam yapması kaçınılmaz oldu. Yapmak zorundaydı. Ben sadece şu, şimdi baktım ama bulamadım onu. Ben bu konunun geleceğini bilmiyordum. Saski'nin 0-13 metreküp'e kadar olan suyu işte 12 liraya çıkarttı. 13'ten daha sonrasını işte atıyorum 20 liraya çıkarttı. Tam hatırlamıyorum şu an şeyleri. Saski'nin burada biraz daha esnek olması bence vatandaş açısından daha iyi olabilirdi. Yani bir evde ben 13 metreküp'ün çok kolay harcanabileceğini düşünüyorum. Yani bunu en azından birkaç belediye var mesela yapan bunu. O 15 olabilirdi. 15-16 metreküpten sonrası işte zamlı tarifeye geçebilirdi. Bunu yapabilirlerdi. Bunu yaparken de mutlaka bir şeyler düşünmüşlerdir. Ben çok fazla izlenemedim bu konuyu. Ama zammı ben yersiz bulmuyorum. Çünkü Türkiye'de her şeye çok fazla zam geldi. Geçen senenin rakamlarına veya işte Eylül ayının rakamlarına çekin geriye Nisan ayına. Nisan ayındaki işte asgari ücretle şimdiki asgari ücret arasında bile ne kadar fark var. Her şeye bir şekilde %100, %150 zam geldi. Elektriğe ne kadar zam geldiğini biliyoruz. Saskia'da bu konuda eleştiride bulunamayacağım. Yani niye zam yaptın eleştirisinde bulunamayacağım. Sadece dediğim gibi o metreküp hani kademeleri var ya, o kademelerde biraz daha böyle yüksek tutabilirlerdi onu. Bence muhalefet su zammını değil de elektrik zammını gündeme getirirse orada daha haklı çıkar. Çünkü konu elektrik. Yani Ecevit Geleş elektrik zammından vursaydı bence kimse ağzını açamazdı. Çünkü elektrik hakikaten çok büyük külfet ama dünyada büyük külfet. Bakan çıktı dedi ki elektriğin dedi her 100 lira elektrik geliyor. Bunun 80 lirasını devlet ödüyor biliyor musun? Sen 20 lirasını ödüyorsun. Şu an muhalefet elektrikten işte eleştirmeye çalışsa hükümeti onda da bence çok haksız. Çünkü Türkiye'de hiç olmazsa insanlar parası var veya yok bir şekilde elektriği bulabiliyorlar. Şu an Avrupa'da mesela elektrik büyük bir sorun yani. İşte sokak lambaları kapanıyor. Evlerde işte belli saatlerde elektrik kullanılmaması gerektiği söyleniyor. Hatta yani bir İsviçre'de bir bakan beraber duş alın daha fazla işte elektrik harcanmasın birlikte duş alın gibi öyle bir saçma bir açıklama mantıklı. Bile yaptı yani. Bence mantıklı. Evet olabilir. Ama şey yani biz elektrik bulduğumuza, doğalgaz bulduğumuza dua edeceğimiz zamanlara geldik. Zam konusunda artık bilmiyorum. Hükümet bir şekilde asgari ücreti veya işte ücretleri biraz daha yukarıya doğru çıkartıp vatandaşın alım gücünü arttırmak zorunda. Ama elektriği bulmak bile şu süreçte, bu savaş sürecinde bence büyük bir nimet Türkiye için. Evet. Allah bedelini saklasın. Kısa bir ara vereceğim. Kısa bir ara, bir 30 saniye aram var. Sonra birlikte olacağız. Ligin ilk 3 haftasında galibiyete hasret kalan bir tekten Sapanca Gençlik Spor, Kepez Belediyespor karşısında bu hasreti kendi evinde son vermek istiyor. 15
Bir Tek Sen Sapanca Gençlik Spor, Kepez Belediye Spor Mücadelesi evet. Cumartesi günü 16'da canlı yayınla TV264'te. Sapanca, Bir Tek Sen Sapanca Gençlik Spor'un yarın Kepez Belediye Spor'un maçı TV264'te saat 16'da canlı vereceğiz. Bu daha önce hazırlanmış bir programdı. Şöyle bir şey var, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 mitingi var. Yaklaşık 45 yarım saatlik bir süre var. Biz maçı canlı başlayacağız. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sakarya mitingine geldiği zaman da onu YouTube üzerinden TV264'ün YouTube sayfası ve medyabardan vereceğimizi, devam edeceğini belirtelim değil mi Hakan? Ekran bölme yaparsınız. Yani o şeyi onu... Bir de Sarkar programı yükseltem. Ya ben, biz B planını uyguluyoruz. A, B planı yapıyoruz. Ya, B planımız o da. Ben büyük Cumhurbaşkanı'nın saat 17'de gelip 17'de direkt başlayabileceğine inanmıyorum. Yani o mutlaka bir 15 dakika, 20 dakika hatta yarım saat sarkacaktır. Biz yine önlemimizi alalım da. Yani eğer sarkma olmazsa, çünkü, tam 17'de başlarsa bu sefer Medyabar'dan Sapanca Spor maçını vermeye devam edeceğiz veya YouTube'dan vermeye devam edeceğiz. Evet. Bu esnada Suzan bunu konuştuk ve şimdi gelelim esas Sakarya'da yaklaşık 15 bin sanayici ve tüccarı ilgilendiren SASSO ve 8 meslek komitesinde adayların olduğu ticaret borsasındaki seçimlere, biliyorsunuz. Ticaret borsası 1 Kasım'da galiba daha var değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam 1 Kasım. Aynı yapılıyor galiba. Yok, Kasım ayında. Evet. Yok, Kasım ayında. Sen de adaysın, hayırlı olsun. Evet, ona geleceğim. Kalbim senle. Eksik olma. Şöyle bir şey var. Seçimler öncesinde kulisler de var, gruplaşmalar var. Dün gerçi Kemal Turgaş'la biz bu konuyu bir konuştuk. Ben şimdi sizden almak istiyorum. SASSO seçimlerini biz değerlendireceğiz. Kademe kademe gitsek çok geniş bir alandan bahsediyoruz. Sanki ilk Talip Kuruş'u değerlendirsek sonra SASSO seçimlerine gelsek, ne dersin abi? Öyle yapacağım zaten. Tamam. Ben öyle yapacağım. Tamam, ben öyle yapacağım. Şey olarak, çünkü çok acayip geniş bir şey. Öyle yapacaktım zaten. Yani ben zaten, pardon abi. Bu yönlendirmeler beni gerçi geçen hafta belki aklından çıkmıştır dedim. Geçiyor, ya bu takıl mı? Şu anda kafamda bir yol haritasını çizdim ben, nasıl programı götüreceğimizi. Şimdi aynı zamanda seçimde hazırlandığın için belki bu yoğunluktan değil mi? Zafer Tokuş'ta 12. Meslek Komitesi'nden. Zafer Tokuş'ta tecrübeli bir moderatör yani. Şimdi ben onu yani bitiriyorum ama adam tecrübeli yani. Ve yaklaşık 1,5 saatte ticaret odasını ve ticaret borsasını konuşmak istiyoruz. Çünkü burada çok anlatacak nokta var veya detay var, ayrıntı var. Öncelikli olarak Hakan, senden başlamak istiyorum. İki arkadaş, Akgün Abtuğ ve Talip Kuruş. İki yol arkadaşı ve bunlar yola çıktılar. Gidiyorlar. Tam bir viraja geldikleri zaman Talip Bey dedi ki, ben dedi tek başıma yola devam edeceğim dedi. Sen ayrı git dedi. Ve adayını açıkladı. Ve bu seçimlere yaklaşık bir 10 gün kala, yani bu hafta içi oldu, 10 ve 12 gün kala. Önce senin bu yorumunu alayım. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda Meclis Başkanı'nın yönetim kuruluna aday olmasını nasıl değerlendiriyorsun? Ya şimdi yol arkadaşını... Öncelikle şunu söyleyeyim. Talip Kuruş ve Akgün Altun yol arkadaşlığı işte 10 gün sonra bitiyor. Yani sonuç olarak ekip olarak oraya bir dönem için gelmişler. Bir dönem sonra ikisinin yol arkadaşlığı bitiyor. Yani arkadaşlıkları artık hani o senin tabirinle olan arkadaşlıkları, yol arkadaşlıkları buraya kadardı. Talip Kuruş artık kendi yolunu çizmek istedi. Akgün Altun da işte diğer arkadaşlarla birlikte, artık yönetimde kimler varsa onlarla birlikte devam edecek. Ben bu adaylığın açıklamasına SASSO'da bir demokrasi şöleni gibi karşılarım. Benim için hani zaten sürpriz değildi, bir şekilde biz biliyorduk. Hatta sen haftalar önce söyledin bunu. Talip Kuruş'u hatta biz aylar önce, yaklaşık 4 ay önce falan ben Talip Kuruş'a mesaj attım. Başkanım böyle bir şey... O meşhur mesajda boşa düştü Hakan. Konuşuluyor diyor. O zaman bana böyle bir şey düşünmüyorum demişti. Demek ki sonra gelişmeler farklı yönde oldu ki adaylığını açıkladı. Ben Talip Kuruş'un adaylığını hani destekliyorum. Şöyle destekliyorum. Ben her zaman demokrasinin bir şekilde kurumlarda yaşanması gerektiğini düşünüyorum ben. İşte Talip Kuruş'ta ve Akgün Altun'da iki yol arkadaşıydı. İkisinin şimdi ikisinde bir şekilde yarışması bence SASSO için çok güzel bir şey. Ama şu var.
her ne olursa olsun ben Akgün Altuğ'un hala da Satso'da belli bir ağırlığının olduğunu ve Satso seçimlerinde halen daha şu an belki 3-5 adım daha ileride olduğunu düşünüyorum. Yani Talip Kuruş ne yapacak? Bundan sonra projelerini nasıl açıklayacak? İnsanlara bunu ne bileyim belki alttan çalıştılar, onu da bilmiyoruz. Ne kadar çalıştılar? Yaptıkları çalışma yetecek mi? Bunları zamanla göreceğiz. Biz çünkü daha Talip Kuruş'un adaylığını taze nitelendirebiliriz. Taze olarak nitelendirebiliriz. Diğer gelişmeleri Sefa çok daha iyi biliyor. Neler yaşandığını. Ama ben hala da Akgün Altuğ'un önde olduğunu düşünüyorum yani. Ben şunu demeye çalışıyorum. Yani bu Akgün Bey'in ve Talip Bey'in ayrılması, ikisinin rakip olması demokrasi şöyle olarak yorumluyorsun sen. Evet. Yani normal karşılıyorsun. Ya, kesinlikle. Peki yani. Son anda çıkması nasıl değerlendiriyorsun? Daha önce Akgün Bey veya Talip Bey'in ifadelerinde mesela Akgün Bey beraber devam edeceklerini tahmin ediyordu. Öyle söylemleri vardı. Ama bir anda biz de biliyorduk zaten Talip Bey'in ayrılacağını. Akgün Altuğ Talip Kuruş'tan bir açıklama olmadan yok Talip Kuruş'la ben devam etmeyeceğim diyemez. Yani Talip Kuruş'la devam edeceğim de demedi. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum yani. Biz şu an çok güzel bir çalışma arkadaşlara gösterdik. Ben dedim memnunum yani aramızda da herhangi bir sorun yok dedi. Ben açıklamalarında hep bunu duydum. Ama Talip Kurucu işte aday olursa ben ona işte karşıyım veya o tarzda bir açıklamasını ben görmedim. Ama şu var, Talip Kuruş niye bu zamana kadar bekledi? Talip Kuruş çünkü gerçekten benim tanıdığım kadarıyla çok garantici birisi. Bazı taşların yani yerine oturmasını bekledi büyük ihtimalle. Belki de işte başka isimler de konuşuluyordu. İşte hangisinin daha popüler olacağı, belki de işte basının da bunda işte Cumal abi defalarca yazdı, biz burada defalarca söyledik. Basının da belki bunda rolü var. İşte kamuoyu belki Tayyip Kuruş'u bir şekilde oraya zorladı. Onu da bilmiyoruz. Ama ben çok şey değil yani benim için. Tezat bir durum değil benim için yani. Gayet normal bir şey. Cumalı dedin diye Cumalı'ya sormak istiyorum. Cumalı şu anki Talip Kuruş'un aday olduğu meslek komitesi, otomobil ve yedek parça ticaret yapan 20. meslek komitesi. Burada Talip Kuruş'un yanında Taner Berge, Ahmet Hacı Eyüboğlu, Vedat Yaşıcı, Levent Baldabilit hareket ediyor ve de Cem Demircioğlu gibi isim var. Karşılarında ise Recep Sandıkçı, Melih Kaykayoğlu ve Fikret Teknoloji'ye bir grup var. Ve bir mücadele, en çok şiddetli mücadele burada geçiyor. Ve şu anki bugün için konuşuyoruz. Yarın değişebilir. Bu da Talip Bey'in de çıkamama ihtimali de konuşuluyor. O derece. Tabii bu sandıkta 12 gün var, neler var bilemeyiz. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu Talip Bey'in adaylığını açıklaması erken. Ben sonra kadar bekliyordum. Hatta ben şöyle diyeyim, Talip Bey önümüzdeki hafta açıklamasını bekledim. Ama o hemen erken açıkladı. Bu erken açıklaması acaba dengelerde değişsin diye yapmış olabilir mi? Nasıl erken açıkladı? Ben de sana sorayım. Nasıl erken şöyle, önümüzdeki... Hayır, bekliyordu, daha bekliyordu. Ne bekliyor abi? Ben geldim ya. Ben de polemiğe girme. Ben sadece durumu anlatıyorum, sen cevabını ver. Yani şöyle, sen de şimdi oturmuş ben de polemiğe giriyorsun sen. Sanki ben adayım. Sen de polemiğe girmez mi yani? Ya polemik değil. Sen de ben... neye girmeyeyim? Sen de polemiğe girsem ne olur ya? Hayır, sen de polemiğe giremem miyim ben ya? Hüseyin, ben sana bir soru soruyorum. Diyorum ki, neden diyorum erken açıkta, yani bugün açıkta, haftaya açıklanması bekleniyor diyorum. Sen beni polemiğe giriyorsun. Onun cevabını ver sen. Peki, ben, Allah Allah. Ben baştan başlayayım. Planın başına sarayım. Ben burada biliyorsunuz, yani ara verdik. Yaz ayından öncesi dedim ben. Talip Kuruş dedim burada. Aday olacak dedim. Sonra adaydı, yakın çevresi aday oldu, olacaktı, olmadı falan bugüne kadar geldik. Uzatmayayım oraları. Ben bir köşe yazdım. Talip Kuruş'un dedim adaylı şehir efsanesi oldu. Gerçekten de şehir efsanesi oldu. Bir tarafta burada Akgün Altuğ ve ekibi çalışıyor. Haldır haldır. Burada komiteler var ama bir aday yok. Ya böyle bir seçim olur mu? Ben burada anlatmayayım yani. Defalarca eleştirdim. Sonra geldi. Bence geç bile kaldı. Yani önce diyorlar ama bence geç bile kaldı. Neyse aday oldu, ben tebrik ederim öncelikle. Olması gerekeni yaptı. Hatta geç bile kaldı ama sonuçta Talip Kuruş aday oldu. Kamuoyunun beklentisi bu yöndeydi. Onunla beraber hareket eden isimler var. Bir böyle bir beklenti var ve Talip Kuruş aday oldu. Şimdi
Tayyip Kuruş'a gene geleceğim ama şu sorunu cevaplayayım ben. Şimdi orada Recep Sandıkçı evet. ve arkadaşları güçlü. Yani gerçekçi olmak lazım. Yani orada biz bize gelen bilgiler yanılıyor da olabiliriz ama biz şimdi iş dünyasının tam da içinde değiliz. Sonuçta biz birçok olayla ilgileniyoruz. Yani asayişi var bunun, osu var, busu var, sporu var. Benim bütün gün derdim Sassu seçimleri veya işte bunların olduğu çarpışma olduğu komiteler değil ama bize gelen bilgilere göre ki öyle orada sağlam bir mücadele var. Yani öyle komiteler var ki bazı isimler oradan çıkamayabilir. Ve bunlardan biri de 27 değil mi bunların komitesi? 21 pardon. 20. komitede 20. komitede Tayyip Kuruş ve Recep Sandıkçı'nın olduğu komiteler bilmiyorum. Şu anda işin rengi komite bazında konuşuyorum. Komite bazında baktığımız zaman çok sıkıntılı. Yani birebir markaj var orada. Birebir markaj var. Yani birebir üyelerle markaj yapıyorlar. Sıkıntılı gidiyor ama şu öndedir, bu öndedir diyemem ama iki tarafta güçlü olduğunu sana söyleyeyim. Tayyip Kuruş'un karşı rakibi de güçlü, onu da sana söyleyeyim bak. Net bir şey söylüyorum. Bize gelen bilgiler bu yönde. Ha gelelim Sassu seçimlerine, işte Akgün Altın'ın... Tayyip Kuruş'un rakibi demek ne kastediyorsun? Komitedeki rakibi değil tabii mi? Tabii. Evet yani Recep Sandıkçı, Melih Kaykayoğlu ve... Tabii. Fikrettik. Yani Recep Sandıkçı gözüyle bakıyorum bana, bir de Tayyip Kuruş gözüyle bakıyorum. Yani ben öyle değerlendiriyorum. Ve orada çok sıkıntılı birebir bir mücadele var. Üyelerle birebir temas var. Yani orada bir sıkıntı var. Onu sana söyleyeyim. Gelelim asıl yukarıya. Komite seçiminden sonra yapılacak olan Sassu Yönetim Kurulu işte başkanlık seçimine. Akgün Altuğ ve Tayyip Kuruş evet yol ayrımına geldi. Ama bunlar Hakan dedi az önce. Yani bunlar bir seçim kazandılar. Buraya kadar. Bundan sonrası için her iki tarafta bir sözü yok. Yani ben bundan sonra ne Akgün Altuğ ne Tayyip Kuruş beraber devam edeceğiz demediler. Orada bir sıkıntı yok. Bir şey ekleyebilir miyim? Evet. Zaten Akgün Altuğ da bundan önce meclis başkanı değil miydi? Tabii yaptı. Ya, meclis başkanıyken başkan adayı mı? Ben onu not aldım söyleyecektim. Yani Akgün Altuğ çıktığı adaylık şekliyle şimdi kersen rakip yani, çıkıyor. Yani o yüzden Akgün Altuğ'un bunu ters görmesi veya Sassu'nun ters görmesi gibi bir şey olamaz. Çünkü Akgün Altuğ da aynı şekilde geldi. Tabii zaten yok, bir ters başlama şey olmaz. Hayır, hiçbir şey demedi yani. Yok Zafer abi sormuştu ya o aklıma geldi. Şey ben sormaksa zorunlu. Sorarım ben. Sor canım. İki tarafta zaten ne Akgün Altuğ ne Tayyip Kuruş bir şey demiyor zaten. Yani çok olmadı da komitelerde sıkıntı şöyle var. Bir şey var. Var komitelerde. Basın, onları anlatacağım size. Tayyip Bey'in basın açıklaması şöyle bir şey var. İşte biz başarılı mı zannededik. Başarılı dedik, üzerine koymak için yola çıktım diye bir ifade de kullanıyor. Yani nezaket de sergiliyor. Yani yukarıdaki yani iki isim, iki tane önemli isim, iki iş adamı, iki değer, ben öyle yazdım, iki popüler adam. Onların yukarıdaki kamuoyuna, komitelere vermiş olduğu beyanlarda falan bir sıkıntı yok. Yani ikisi de böyle saygılı sevgili gidiyor ama alt komitelerde sıkıntı var, gergin. Gerginlik var. Onları seçecek komitelerde. Onları seçecek komiteler çok gergin. Onları desteklediği komiteler çok gergin. Yani iki taraf ne Akgün Altuğ'da... Nasıl bir gerginlik var? Var bayağı gerginler. Yani anlat. Böyle oralara geleceğim. Yani böyle tatsızlık var. Seçimden yani seçim atmosferinden biraz daha böyle gergin, kırıcı, öyle anlatayım ben sana. Kırıcı, daha da ilerideki daha kırıcı. Ben geçen bir köşe yazdım. Dedim ki yapmayın, bu kadar gerilmeyin. Sonuçta bu bir seçim, birileri kazanacak, birileri kaybedecek. Çok doğaldır. Sonuçta siz iş adamlarısınız, iş yapıyorsunuz bu kentte. Düğünlerde, cenazelerde, derneklerde gene beraber olacaksınız. Bazı komitelerde gerginlikler var. Yani ben sana söyleyeyim, Sassu seçimlerinde biraz böyle tartışmalı, o bazı şeylerde, kongrelerde seçimleri görmüş, o tartışmaları görebiliriz yani, sert söylemleri bekle yani bunları. İnşallah olmaz yani. Ya bunları bekle, şık olmaz ama bunları bekle yani. Ben bekliyorum şahsen, onun için ben buradan sağduyu çağrısı yapıyorum onlara. Bu kadar gerilmeyin. Tamam, hırslı gidin, çok çalışın, üyeleri markajı alın ama bu kadar da böyle kırıcı olmayın. Ya bunun devamı var yani. Seçimler biter, devam eder. Şimdi gelelim Akgün Altuğ, Tayyip Kuruş. Daha konuşmak erken Zafer Tokuş. Tabi Akgün Altuğ'un bir avantajı var. Ne avantajı var? Hem makamda, yani başkan, icranın başında. Hem bayağı uzun zamandan beri ben adayım diyor, çalışıyor. Böyle bir avantajı var. Tayyip Kuruş de, Hakan da dedi.
ben devam edeyim. Talip Kuruş, ben de yazıyordum ya, karizmanımı çizilmekten korkuyorsun. Pardon, bu yakanı, mikrofonu buraya biraz yaparsan, çünkü hışır ses yapıyor, arkadaşlardan da şey var. Tamam. Evet. Ben şunu dedim Talip Kuruş'e. Yani sen garanti mi bekliyorsun? Yani ne bekliyorsun ki sen devamlı aday olmuyorsun? Yani bir karizma sende mi var? Herhalde Talip Kuruş yakın çevresinde yapmış olduğu istişarelerle bir yol, bir ışık görüldü onlara. Ha, sonunda tünel kim görür onu bilmem, tünelin sonunu. Akgün Altun mu görür, o mu görür? Şu anda çok konuşmak erken. Biraz bir önümüzdeki haftaya bakalım ama iki tarafta mücadele ediyor. Akgün Altun az önce dediğim gibi bir şansı var. Uzun zamandan beri çalışıyor. Bir de icra kurulunun başında ama asıl önemli olan komiteler. Biliyorsun komitelerden çıkacak meclis üyelerinde bunlar seçilecek. Komiteler çok önemli. Sefa'ya ben daha sonra komitelerle söyleyeceğim şeyler var tabii. Sefa, sen nasıl değerlendiriyorsun? Abi şimdi ilk başta şeyle başlayalım. 2018'deki tarih tekrar etti. 2018'de de Mahmut Kösem Usul Yönetim Kurulu Başkanı, Akgün Altuğ Meclis Başkanı'ydı. İkisinin meclis başkanı olduğu yerde alarm şifresi de medyaya bir girmiş herhalde, o biraz dengemi bozdu. 444'te yok yok, Hüseyin Alcıoğlu'nu ararlar benden sonra. O dönem Akgün Altuğ çok fazla çıkacağı böyle ufak ufak konuşuluyordu ama hiçbir zaman Akgün Altuğ ben çıkıyorum çıkmıyorum diye reddetmemişti. Aynısı şimdi. Hüseyin abi devam eder misin? Bu bir fişketin alarmı çalıyor. Tamam. Hı-hı. Ben devam edeyim. Hırsız gülmesin. Sen o işe bak. Nasıl yani? Şimdi şöyle. Şirketin iş yerinin alarmı. Tam düzelttim. Şifreyi yanlış girmişler. Şöyle. Yani normal bir şey abi. Yani tam yayını buluyorlar. Sayın seyirciler, panik yapmayın. Anadolu Medya'ya hırsız girmedi. Evet. Orada Akgün Altuğ demokratik hakkını ya. Her SATSU üyesinin, yani Zafer Tokuş'un 12. Meslek Komitesi'nden kullandı. Zafer Tokuş Meslek Komitesi meclis üyesi olur. Meclis üyesi olduktan sonra da aday olarak çıkabilir. Talip Kuruş işte bu dönem onu kullanıyor. Tıpkı 2018'de Akgün Altuğ'un kullandığı gibi. Şimdi ama burada şöyle bir durum var. Şimdi ben SATSU'nun sorduğu soruları soruyorum şimdi burada. Bütün komitelerin birçoğunun. Bir, geç kaldı mı? Bu en fazla konuşulan konu. Hakikaten Talip Kuruş çok mu geç kaldı? Kaldı. Çok mu geç kaldı? Evet, çok geç kaldı. Yani çünkü bir ne yıl önce kaldı? Zafer abi, bir yıl önce yola çıkan komiteler var. Bir yıl önce çalışmaya başladı bu komiteler. En son çalışanı belki de bir iki komitedir. Onlar bile iki hafta önce başladılar. Ondan önce 3-4 ay önce başladılar. Yani otomatik olarak insanlar şimdi şöyle, bu seçimde birçok komitede mevcut yönetimlere karşı sağlam listeler çıktı. Bak Talip Kuruş diyoruz ki 21. Meslek Komitesi'nde mevcut yönetime karşı Recep Sandıkçı çıktı. Neden? Mevcut komiteye karşı. 34'te aynısını yaşıyoruz. İşte 8. Meslek Komitesi'nde orada bölümde aynısını yaşıyoruz. Şu anda birçok komite sayarım bu konuda. O açıdan da bu şu demek. Mevcut yönetimle ve komitelerle problem yaşayan isimler alternatif arayışlar. Ama bir yönetim kurulu başkan adaylığı yoktu. Şimdi Talip Kuruş bunu açıklamakta geç kaldı. Neden? Bunu şunun için diyorlar. Az önce Hüseyin abinin belirttiği gibi komitesinde problem yaşadı. Komitesinden çıkabilmek için ben yönetim kurulu başkanlığına aday olacağım. Komitem de beni destekleyin ki yönetim kurulu başkanlığına aday olabileyim dediği iddiaları var. Bunu Talip Kuruş'a bizzat sormak isterim. Gerçi Talip Kuruş'u daha önceki programlarda da çok söylemiştim. Yani bir meclis başkanı hakkında işte Hüseyin Cumalı köşe yazıyor. Başkaları bir şey yapıyor. Biz programda konuşuyoruz. Ya bir meclis başkanı çıkıp bir kere hayır demez mi? Demediyse adaydır dedim. Hatırlayın. Demediyse adaydır. Nitekim bu ortaya çıktı. Aday oldu. Talip Kuruş bence geç kaldı. Ama geç kalmasına rağmen Talip Kuruş yaban atılacak bir aday mı? Hayır. Talip Kuruş yaban atılacak bir aday değil. Peki Akgün Altuğ kolay yıkılacak bir aday mı? Başkan mı? Akgün Altuğ kolay yıkılacak bir başkan değil. Bu bize ne gösteriyor? SATSU seçimi inanılmaz hareketli geçecek. Zaten komitelerde inanılmaz hareketli geçiyor. 3 Ekim'deki meclis üyesi ve komitelerin belirlenme organ seçimi diyor SATSU buna. Organ seçiminin ardından çıkacak tabloya göre bir şey ortaya çıkacak. Ama burada şöyle hassas bir nokta var Zafer Tokuş. Bazı komitelerde kazanması kesinleşen bazı isimler var. Tek girenler var. Bunlar mesela ne Talip Kuruş'u destekliyorlar
Ne Akgünaltuğ destekliyorlar. Vardır, vardır onların gönlünde. Ya işte makam açık açık söylemiyorlar, tamam mı? Otomatik olarak insanlar şu anda açık ve net bir şekilde birkaç komite dışında ve mevcut yönetimin girdiği komiteler dışında açık açık benim adayım sensin, ben bunu destekleyeceğim demiyorlar. Herkes resmen organ seçiminden çıkacak sonuçlara kilitlenmiş durumda. Kimse tam olarak renk vermiyor. Bu da bizi sağ sorun çok renkli bir seçimine doğru götürüyor ve inanılmaz kıyasayla bir rekabet var. Peki 21'de ne olur? Bakın iki tane temel şey var. Bir, Akgünaltuğ 1 ve 23'ten giriyor. Yanılıyor muyum Zafer abi? Doğru. Acaba Talip Bey bilmediğimiz başka bir, ben bilmediğim için söylüyorum. Beni biliyorsanız uyandırın. Talip Bey tek komiteden mi giriyor? Tek komiteden giriyor. Şimdi işte burada mesela şey var. İki komiteden girebilir mi? İki komiteden, bakın şöyle bir şey, bu seçimlerde şirketler giriyor. Evet. Ve şirket temsilcisi seçiyor. Yani şirket evet. giriyor. Şirket temsilcisi kim? Hakan Turan. Hakan Turan girebilir oraya. Evet. Yani tek komiteden giriyor. Talip Kuruş tek komiteden, evet, tek komiteden giriyor. Yani mesela bir yedek planı, yani bu bile başka bir şey mesela şimdi. B planı yok. Kimseye haber vermeden başka bir kolda şey firması yoksa artık bilmiyorum. Artık listeler çıktı. Kimseye haber vermeden durum yok. 6 ay süresi belki olur. 6 ay önce yapmıştır bilmiyoruz da ama işte bildiğimiz tek komite var. Beni uyarsın eğer şey yapan varsa. Yok, benim bildiğim tek komiteden giriyor. Şimdi şöyle, Akgünaltuğ güçlü bir yönetim kurulu başkanı olmasa hemen bir B planıyla, bir olmazsa 23. Yani bu tartışılır. Özellikle o şeyler çok tartışıyorlar. Ben çok şey görmüyorum. Yanlış bir şey görmüyorum ben. Çünkü ikisinde sıkıntı var diyemem. Tabii ki rekabet var ama bir dakika kadar yok. Akgün Bey iki taraftan giriyor. Şimdi Talip Bey o herhalde çok geç karar verdiği için belki vardır büyük ihtimalle Talip Bey'in. Başka şirketi var mıdır Zafer abi? Onu ben şey yapıyoruz. Talip şu anda Bey, fikir yürütüyoruz. Talip Bey bir şirket biliyorum ama şimdi burada 30'da... Hayır. Yönetim kurulu olmasa Talip Bey çok önemli bir iş adamı. Farklı alanlarda şirketleri mevcuttur anlamında şimdi söyledim. Ben de şunu söylüyorum. Burada Talip Bey'in liste... Sorumu anlamadın galiba. Anladım. Ha. Ya Sefa anladım şimdi. Yani bakma böyle size bakıyorsam dediğin şey... Burada Sassu seçimlerinde şirketler seçiliyor. Biliyorsunuz. Evet. Yani şimdi örnek vereyim, Anadolu Medya. Tüzel kişilikler. Seçiyor. Ve bu şirketin temsilcisi oraya giriyor. Biliyorsun. Evet. Şimdi oradan bir temsil yetki almıştır. Onu bilemezsin. Ama şu anki benim bildiğim Akgün Talip Bey'in bir şirketten girdi. Tamam. Bu da otomatik olarak onun bir B planını biraz daha erken yapması gerektiriyor. Şimdi bütün olumsuzlukları saydık. Şimdi olumlu tarafa geçelim. Bir, Hakan abiye burada %50 hak vermek istiyorum. Şu, Talip Kuruş garantici bir adam. Talip Kuruş hakikaten komitelerde bir işaret gördüğü için ortaya çıkmış olabilir mi? Olabilir. Talip Kuruş diksiyonuyla, eğitimiyle, kimliğiyle yönetim kurulu başkanlığı için aday olabilir mi? Taşıyabilir mi? Taşıyabilir. İşte bu bize son yılların en çekişmeli seçimlerinden birini daha gösteriyor. Aslında Akgünaltuğ'un girdiği bütün seçimler çekişmeli. Akgünaltuğ rakiplerin tabiriyle sıkı bir rakip. Hakikaten sıkı bir rakip. Sağlam bir rakip. Sağlam bir rakip. Yani hakikaten sağlam bir rakip Akgünaltuğ. Burada Talip Kuruş ve Akgünaltuğ denk isimler. Birbirine çok yakın isimler. Biri meclis, biri yönetim kurulu başkanı zaten. Ki Akgünaltuğ'a 2018 seçimlerini kazandıran 2-3 isimden bir tanesiydi Talip Kuruş. Bunu es geçmeyelim. Talip Kuruş desteklediği için Akgünaltuğ kuvvetli bir şekilde orada Mahmut Köse Musul'a karşı galip gelebildi. Şimdi tam tersi bir durum söz konusu. Bir sıkıntı var mı? Sıkıntı var. Ne var? Nedir abi? Talip Kuruş buzlanmış tek kısmı. Şimdi de 6 var. Evet. Oraya birazdan geleceğiz. Komitelere gireceğim için oraya yani girmiyorum. Komiteler değil. Şimdi Talip Kuruş'u görüyorsunuz ama ona Mahmut Köse Musul destek veriyor. Beraber. Fatih Can sağda yok. Sağda yok ama abilik yapıyor. O var. Tamam mı? Böyle Büyüm Müftüoğlu var. Bak benim bildiğim. Yani Talip Kuruş yukarıda tek gözüküyor ama bunun alt kadrosu sağlam. Bir daha söyleyeyim yani. Bak Mahmut Köse Musul açık ara destek veriyor. Önemli bir isim Sassu'da. Büyüm Müftüoğlu veriyor. Fatih Can sağda yok. Ama abilik yapıyor. Onu da size söyleyeyim yani. Böyle isimler de var. Bunları da göz önünde bulundurun. Evet Sefa. Evet, Sassu'da kanaat önderleri var. Saydığı isimler 3 kanaat önderinden biri. Mahmut Köse Musul öyle. Fatih Can öyle. Çok isim konuştuğum için 3. Bünyamin Müftüoğlu önemli bir isim. İşte Ömer Aslan önemli bir isim. Orhan Yılgenci önemli bir isim. Yönetim kurulu, geçmişte yönetim kurulu üyelikleri yapmış isimler bunlar. Bu işte hepsinin bir fikri var. İşte Akgünaltuğ tarafında da işte Cem Gün'le beraber, Yüksel Avşar'la beraber onlar da önemli. Mesela birden fazla komitelere şey yapabiliyorlar.
buzdağının yukarıdaki kısmı ile aşağıdaki kısmı arasında acayip bir şey var. Tamam mı Zafer abi? Ama buradaki olay şu. Akgün Altuğ'a muhalif olan komitelerin tamamı Talip Kuruş'u destekliyor diyemiyoruz şu anda. Evet. Bak bu çok önemli. Bu çok kritik bir şey. Yani mesela bir meslek komitesi, X meslek komitesi, ben Akgün Altun yönetimindeki bazı isimleri beğenmediğim için komiteye aday çıkardım ve orada bu seçimi kazanmak istiyorum diyor. Ama o isimler her zaman Talip Kuruş'u desteklemiyorlar. Zaten bunun böyle olduğunu da mesela Murat Ekşi canlı yayında söyledi bunu. Yani aday olacağını düşünüyorum değil mi? Zafer Tokuş yanlış hatırlamıyorsam. Engin'in sunduğu program ama stratejinin yanlış olduğunu düşünüyorum dedi. Doğru. 3-4 tane böyle komite var. Geç kaldığı için. 3-4 tane böyle komite var. Bu da bize büyük bir bilinmeze götürüyor. Şimdi bu komitelerde hem Akgün Altuğ'u desteklemeyen, hem Talim Kuruş'u desteklemeyen komitelerden meclis üyeleri ortaya çıktıktan sonra ne olacak? Mesela Zafer Tokuş. Zafer Tokuş'un komitesinde Zafer Tokuş herhangi bir isme yakın değil. Zafer Tokuş meclis üyesi seçilirse kimi destekleyecek mesela? Muamma değil mi Zafer Tokuş sende şu anda? Yani. Muamma. İşte Hayır, Zafer Tokuş bunlardan bir tanesi. Kim? Senin gönlünde vardır. Sen bellidir seni destekleyeceğiz. Gönlünde işte. Gönlünde yani, vardır. Gönlünde yani şimdi şöyle bir var. Herkes şu anda neyin ne olacağını bilmiyor. Şu şeylere bilmiyorum nasıl gidiyorsun da Talip Kuruş'a Akgün Altuğ'a gelince biraz sen de konuşsun. Ya ben ne diyeyim? Ben boş ver. Komitelere yani, geçince konuşacağız zaten. Ben onu. Şimdi şu şeye takıldım. Talip Kuruş niye geç kaldı? Veya ya size göre niye geç kaldı? Bana göre hani organ seçimleri ya. Size göre geç kaldı. Adam belki planı var. Organ seçim ya. Ben, açıklamasını geç yaptı diyelim. Bence geç kalmadı yani. Bu gayet normal bir süre bence. Niye diyeceksiniz? Hani organ seçimleri diyoruz ya. Hani bu işi de bir vücut olarak böyle vücut olarak değerlendirdiğimizde vücudun organları bir şekilde belli olur. Yerlerine koyarsın organları. Ondan sonra hepsini topladığın zaman vücut olur. Yani Talip Kuruş de ufak ufak organları bir şekilde yani kendini ortaya atmadan önce organlarını oluşturdu. İşte hangi komitede kimin işte onu desteklediğini, kimin desteklemediğini, ne kadar destek alabileceğini, kendi komitesinde her şeye Sefa'ya şeye de katılıyorum. Kendi komitesinde gerçekten risk görüp başkanlık adayını açıkladıktan sonra adaylığını açıkladıktan sonra kendini daha güçlü gösterip işte o komitede yerini biraz daha veya şansını biraz daha yükseltmiş. Beni seçin ki bu komite bir yönetim kurulu başkanı versin yani o, demek için. Evet o sana katılıyorum o konuda. O bir seçim stratejisi olarak bu olabilir. Bu birincisi ama diğer kısmı organları dediğim gibi vücudun organlarını oluşturmak o kadar kolay iş değil. Yani organlarda kimler aday, kimlerin aday olacağı... Pardon da Sasto gibi bir yani sivil tamam. Toplum örgütü bitirsin. Camiyi yöneteceksin. Evet. Tamam mı? Bunu bir sene önceden, iki sene önceden hazırlanacaksın. Yani yok organlar... Tamam da ama ben de onu söylüyorum işte. Yani ama şeyi... Ama. Hayır abi bak organları hazırlaması belki bir sene... Biz mesela Şubat ayında da Talip Kuruş'un aday olabileceğini konuşmuştuk. Demek ki ateş olmaya da duman çıkmaz derler. Demek ki o zamandan beri konuşuluyor. O zamandan beri Talip Kuruş bir şekilde bir hazırlık içerisinde bulunuyor. Yani yoksa niye Talip Kuruş'un ismi bir anda ortaya çıksın? O zamandan beri de yazıyoruz, çiziyoruz yani bir şekilde ara ara böyle konuşuyoruz. Demek ki o zamanlardan beri bir çalışma, o zamandan beri gelen bir çalışma var. Talip Kuruş belki de dediğim gibi zaten diyoruz ya garantici birisi diye. Komitelerde gelen bir şey yok ama komitelerde. Nasıl bir şey yok? Talip Kuruş'un adı çıktı, bize geldi gazetecilere ama komitelerdeki üyelere gitti mi? Mühim olan o. Komiteleri dizayn etmek, komitelerle iyi de senin, kurmak. Senin duyduğun Yüksek ve Yüksek Avşar'daki bir senin duyduğunu, senin yazdığını Sasso'da olan komitelerde olanlar duymuyor mu? Görmüyorlar mı? Bak bir şey anlatıyorum sana. Onlar da bir şekilde burada iki ismin yarışacağını veya yarıştığını bir şekilde biliyor. Ha, ne oluyor diyor. Kafalarında bir belki soru işareti vardı. O da son bir hafta kala çözüme kavuştu. Burada olay, siz kendi ağzınızla söylüyorsunuz. Burada olay Talip Kuruş'te veya Akgün Altuğ'da bir şekilde bitmiyor. Burada olay komitelerin seçilecek üyelerinde bitiyor. Komitelerin seçilecek üyelerini de eğer Talip Kuruş bir şekilde alttan götürdüyse ve çalışmasını daha önceden yapmışsa o zaman adaylığını son günde açıklasa işte ne fark eder ki? Onu anlatıyorum. Komitelerden bize öyle gelen bir şey yok. Yani biz de piyasadayız. Hani biz de sokakların çocuğuyuz yani. Anlatabiliyor muyum sana? Hı. Yani bize mesela şu
uzun zamandır ya değil. Sokakta, sokakların çocuğuyuz diyorsun. En samimi arkadaşın Zafer Tokuş'un bile mesela hangi renkte olduğunu şey yapamıyorsun, bilmiyorsun yani. Sana ya sokak, ben sokakları... Bir şey onunla kavga mı ettireceğim bana burada? Bir şey diyeceğim sana. Sen biliyor musun? Şimdi, biliyor mu kim olduğunu? Ben bilmiyorum şimdi, mesela. 34. Meslek Komitesi'nde Yüksel Avşar uzun zamandır çalışıyor, bu bize geliyor. Murat eşi de çıktı, geliyordu, adam çıktı. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Abi şimdi, komitelerle uzun soğuktu, ya, komitelerle başkanlığı bir tutmasana çıktım, sen ya. Bugün çıktım pat diye alamazsın. Mesela niye alamazsın? AK Parti'de nasıl oluyor? Nasıl oluyor? AK mesela, Parti'de Cumhurbaşkanı söylüyor oluyor. Mesela şey geldi, DSP'den İtay milletvekili geldi. Yadırgadılar burada, anlatabiliyor musun sana? Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bunlar uzun soğuklu işler. Bence geç kaldı. Ha ona göre geç kalmamış olur. Ben saygı duyuyorum. O İyi de Tayyip, Talip Kuruş şey değil ki abi. Yani ithal birisi değil ki. Zaten hayır, meclis başkanı adam. Bakma, anlatma. Ya yanlış anlatma. Örnek veriyorsun yani. Yanlış örnek verme. DSP'den AK Parti'ye katılan adam da meclis başkanlığından başkanlığa aday olan bir adamı yani, aynı yere koyamazsın ki. Uzun soluklu. Benim düşüncem uzun soluklu. Tamam o senin düşüncen, ben de kendi düşüncemi söyledim. Bence geç kalmadı yani. Bir buçuk, tamam ben seninle saygı duyuyorum. Bir buçuk sene önceden daha rahat gidersin. İnsanları anlatırsın. Zaman zaman bir araya gelirsin. Adam demez ki sen, ha seçim var bak ortaya çıktı demez sana. Adam der ki ya iki sene önce de Talip abi gelmişti, çayımızı içmişti. Bunlar önemli şeyler. Türk toplumu bunları sever, üyeler sever. İyi de Talip Kuruş zaten bunlar meclis başkanı. Zaten gidip ya, çayını içiyordur ya. Zaten en büyük handikapa geleyim. Talip Kuruş'un en büyük şeyi bırak sen o 20. Meslek Komitesi'ni, Talip Kuruş devamlı yurt dışında. En büyük sıkıntı bu. Yani meclis başkanı iken tamam da icranın başına Sasso başkan olduğun zaman abi devamlı yurt dışındasın. Sasso önemli bir kurum. Bu nasıl olacak? Bu bence böyle bir açıklama yapması lazım. Yani bu konuşulan bir şey. Bak bunu ben dillendiriyorum. Sadece dillendiriyorum. Şunu konuşuluyor. Hatta siz de şahitsin. Sen yoktun Hakan. Dün akşam bir masadaydık. Yine konuşuldu bu. Bir ünlü birisi dedi ki ya tamam hayırlı uğurlu olsun dedi. Çok güzel ama ya dedi bu Talip Kuruş'un sürekli yurt dışında işleri var. Bu adam yurt dışına Türkiye'ye gelemiyor ki dedi. Yurt dışı devamlı. Sasso önemli bir kurum. E nasıl olacak? Yurt dışına nasıl yöneteceksin Sasso'yu? Bu da önemli bir kurum. Ve bununla ilgili bir konuşma var şimdi. Bu önemli bir şey yani. Mesela Talip Kuruş'un bunu bir şekilde bir basın açıklamasıyla diyorsun. Ya iş yoğunluğu var işte. Ama Sasso'ya zaman ayıracaksın. Bak Akgün'ü Altı seversin sevmezsin. Ben bana geliyor. Bak bunlar bize geliyor. Akgün Altı yaklaşık 6 ay veya 1 sene bilmiyorum. Sabahleyin 8-9'da Sasso'nun kapısını açıyor. İçeri giriyor adam. Araştırsınlar, ben bir şey demiyorum. Bana anlatıyorlar bunu. Şimdi ona göre çalışır komiteler her şey. Yani Sasso'da ciddi bir kurum bu kentte yani. Anlatabiliyorum bu. Yani Talip Kuruş'un bunu mesela aşması lazım. Şimdi yurt dışında 6 ay geçirirsen sen Sasso'yu nasıl yöneteceksin? Bu da önemli. Bu da konuşuluyor. Bunlar önemli şeyler. Sasso'nun başı olacaksa bunları bir şekilde kamuoyuna deklare etmen lazım. Bence şu anda en büyük engellerden biri o. Talip Bey'in işi var eyvallah. Çalışıyor eyvallah. Sürekli yurt dışında ama burada da Sasso var. Sen şimdi devamlı yurt dışında olsan Sasso'yu nasıl yöneteceksin? Bu da önemli Zafer. Evet. Böyle bir ya sence Talip Kuruş bunu düşünmemiş midir? Ya düşünmüştür kardeşim ama kamuoyunda konuşuyor. Ne yapacak? Online mı yönetecek Sasso'yu? Bilmiyorum. Şeyde protokole bilmiyorum. Online mı katılacak? O da biliyordur evet, yani bunu sonuç olarak. Şimdi ben hayır, bak sen anlatıyorum. Sen diyorsun ya i̇şte geç kaldı. Bak yönetecek diyor. Geç kaldı diyorsun ya. Bence işte erken bak, online mi yönetecek diye. Sizin soruyor ya bana. Sizin gibilerin bilmiyorum yüzünden soruyor. Bence erken bile davrandı. Ben olsam son gün açıklardım. Çünkü sizin gibilerin yüzünden ne demek ya? Ya işte bu böyle açıklama yapıyorsun. Neymiş şeymiş. Neymiş? İşte yurt dışından mı yönetecek şey var. Adam yani adamın koskoca leasingleri var, şeyleri var abi. Anlamak güç. Sen ya sen nasıl bir adamsın ya? Sen konuştuğunu unutuyor musun ya? Bak dinle. Sen evet. İki hafta önce burada demiyor muydun? Akgün Altun karşısına aday çıkmak zor, tokmuştu öyle böyle. Şimdi de bugün Talip Kuruş'u ne yere koyuyorsun, ne göğe koyuyorsun. Ne alakası var ya. Abicim ya? Ne alakası var ya? Getirin mantık koyarım önüne. Allah Allah. Ben geçen hafta konuşmamın başında böyle söyledim. İki hafta geçen konuşmamın hafta. Başında. Ya bak şimdi beni çıldırtma. Ne konuşmamın başında ben söylemedim mi kardeşim? Talip Kuruş aday. Yani. Talip Kuruş aday ama Akgün Altun hala daha önde diye de söylemedim mi? Ben konuşmamın başında da söyledim. Ama
ben konuşmanın başında bunu söyledim diye bildiğim veya düşündüğüm şeyi söyleyemem mi yani? Ya söylemeyeyim ama. Tamam. Ben de seni karıştırma Hüseyin Cumalı. Ben düşündüğümü söylerim. Tamam mı? Ben zaten söylüyorum. Ben düşündüğümü söylerim. Ben oynamam. Ben hiç oynamıyorum ki. Tamam mı? Beni başkalarıyla karıştırma. Senle hiç karıştırma. Ne başkalarıyla tamam kardeşim? Ben sana baştan söyleyeyim. Ben senin gibi fanatik konuşmam. Ya ben fanatik konuşmuyorum ki. Ben onu konuşuyorum. Ortada ne varsa onu söylerim. Ben olanı konuşuyorum. Ben bu kentte kral diyen adamım. Başka bir şey yok. Alakası yok. Sen fanatiksin. Sen fanatiksin. Hakan, kim konuşuyordu arkadaşlar? Evet, evet. Hakan. Ya iki program önce, bak programın başında da söyledim. Şu an koltuğu doldurabilecek bir numara aday Akgün Altuğ. Ve Akgün Altuğ hala da önde diye söyledim. Konuşmanın başında söyledim Akgün Altuğ önde diye. Kriterim var değil mi? Talip yani Kuruş'a karşı. Akgün Altuğ önde derken bir kriterim var tabii. Ya var, ben kendime göre bir çevrem var. Kendime göre bir şeyler duyuyorum. Ondan sonra bir yorum yapıyorum. Bunu söylüyorum. Anladım. Ama Talip Kuruş buraya aday olamaz. Veya Talip Kuruş buraya aday olursa, Talip Kuruş buraya yakışmaz kardeşim. Ben öyle bir şey söyleyeyim mi? Hakan Turan'ın mikrofonu sıkıntı varmış. Hakan, arkadaşlar, Hakan'ın mikrofonu düzeltirken bu esnada... Abi ben bir şey söyleyeyim. İki tane çok kısa bir şey söyleyeceğim, ben geçeceğim. Ben girmek zorundayım. Buyur. Talip Bey mesaj attı. Şöyle bir dedi, şöyle bir not düşmüş. Rica edeceğim ama bağlanmak istememiş. Hüseyin Bey'le pasaportumu yollayacağım. Kaç gün yurt dışında kaldığımı yalnız köşesine yayınlatacak. Polemiğe girmek istemiyorum. Kendisine bağlanmama da gerek yok. Saygılar demiş. Böyle bir şey. Tam onu söyleyecektim. Yani adaylığını açıkladıysa o polemik konusu olmaması lazım diyecek Hüseyin abiye. Çünkü o şey abi, o işiyle alakalı ya, özel bir durum. Özel bir durum. Abi, Talip Kuruş bu kadar cahil adam mı yani? Bilmiyor mu Sasso'nun nasıl yönetileceğini? Oraya adam aday oluyorsa demek ki yurt dışına da bundan sonra çıkmayacağını da biliyordur yani. Sıkıntı var arkadaşlar. Yani bunu gelip ben sana diyorum işte. Talip Kuruş bence erken bile adaylığını açıkladı. Niye erken açıkladı? Böyle saçma sapan fikirler ortaya atılacak. Adamın bir şekilde yani ismi şey yapacak. Yani ne alakası var şimdi yurt dışıyla Talip Kuruş'un? Burada şöyle bir konu var. Özel mesela, özel bak, açıklama değil. Neymiş, kamuoyunda bunlar konuşuluyormuş. Gitsin hatta şeye sorsunlar o zaman Talip Erdoğan. Nisan 2018'deki seçimde Akgün Altuğ 2 ay kala açıklamıştı. Meclis başkanıydı o da. Hatta bir iki meclis toplantısında öyle girdi. Şimdi Talip Kuruş ile özelde konuşsak, bak off the record deriz ya, sabah geç kaldım der. Ama bunu açıklamadı. Neden? Çünkü beklediği başka bir şeyler vardı veya kimseyi kırmak istemedi belki. İşte kaybedeceği bir seçime giremek istedi. Bunların hepsini anlayabiliriz. Hepsini de anlayışla karşılayabiliriz. Ama bunu anlayışla karşıladığımız için de geç kalmadı diyemeyiz diyorum Hakan abi. Belli hesapları vardı, belli komiteleri yokluyordu, belli görüşmeler yapıyordu. Ama nereden bakarsan bak bunu en az bir ay önceden açıklaması gerekiyordu. Ben bir virgül koyayım. Şimdi zamanı beklemiştir. Bir zamanı geldiğinde açıklamıştı. O zaman da bu zamandır diyelim. Bu konuya böyle kapatalım. Tamam, bir şey söyleyeyim. Bir saniye. Çünkü neticede 15 gün önce açıklasa, bir ay açıklasa kendi düşüncesidir. Ona bakarsan geç kalması avantajı da olabilir. Bak onu da söyleyeyim. Geç kalması seçimi kaybetti anlamında değil. Bakın, belki çok daha avantajlı olacak geç kalmak. Bakın, ama ben biraz ben daha de söyleyeyim. Ben yani kendi açıma konuşayım. Ben de 12 Meslek Komitesi'nin adayız biliyorsunuz. Ben de geçen hafta açıkladım. Ona bakarsan. Ama Zafer ben geç mi kaldım? Peki hadi. Bir daha neyse. Bant elinden gireyim. Ya lütfen Hüseyin. Bir dakika, ben de konuşayım. Evet. Ya arkadaş, ne konuşuyoruz ki biz burada? Ne yazıyoruz, ne konuşuyoruz? Gerek Akgün Altuğ, gerek Talip Kuruş. Kardeşim, bu kadar eleştiriye dayanamıyorsanız yapmayın bu işi. Ne diyoruz ki? Bir dakika girme. Ne diyoruz? Geç kaldı diyoruz. Bize göre. Ne diyoruz yani? Çok büyük iddiada bulunuyoruz. Çok büyük iddiada bulunuyoruz. Ne diyoruz? Geç kaldı diyoruz. Tamam, aday oldun olabilir. O da senin düşüncen. Ona da saygı duyuyoruz. Olmaz. Olamaz demiyoruz ki. Bir, iki. Bize diyoruz, diyorlar ki sık sık yurt dışına işi icabı gidiyor diyorlar. Ne var ki bunda yani? Çok büyük iddialarda mı bulunuyoruz yani? Korkunç komplolar mı kuruyoruz? Hayır dersin. Demiş zaten, oldu bitti bu kadar yani. Ne alaka kardeşim dersin. Gönderirsin bir satır tweet, biz de yayınlarız, konu kapanır. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Oralara adaysan gerek Akgün Altuğ gerek Talip Kuruş. Biz burada gazeteciler iki satır konuşuruz. Büyük iddialar konuşmuyoruz yani.
büyük iddialarda bulunmuyoruz yani. Evet. Biz de iki satır konuşacağız. Evet. Peki ben şöyle bir soru soracağım Hakan sana. Buyur abi. Talip Bey ve Akgün Bey ve şu anda iki tane başkan adayımız var. Cevap kısa net olsun. Üçüncü aday çıkabilir mi? Senin şu anki görüşün. Hayır. Çıkmaz diyorsun. Konu benim görüşüm. Evet. Ya Sefa. Kısa dediğin için kısa söyle. Evet, Sefa. Çıkabilir. Çıkabilir. Şöyle çıkabilir ama. Amayı söylemem lazım. Evet. Az önce dedim ki bazı komiteler ne Talip Bey'i ne Akgün Bey'i destekliyorlar. Onlar da oylarımız boşa gitmesin diye bir isim belki 3 ay olacak, 5 ay olacak bilmiyorum. Bir daha söyle. Belki 3 oy alacak, 5 oy alacak. Anladım. Seçimi kazanma evet. ihtimali olan başka bir isim yok bence. İkisinden biri kazanacak ama sembolik de bir şey çıkabilir. Bir de... Bir bekle, çıkabilir mi? Çıkabilir ama onun gibi, bunun dediği gibi çıkmaz. Eğer kimin dediği gibi? Sefa'nın dediği Sefa, gibi beklemiyorum ben. Sefa, evet. Nasıl çıkacağını söyleyeyim ben sana. Eğer birisi komitesinden çıkamazsa, oldu ya Akgün komitesinden çıkamaz. Pardon, doğru diyor. Oldu da Talip Kuruş komitesinden çıkamadı. O zaman üçüncü bir aday öyle çıkar. Kim komitesinden çıkamazsa o zaman üçüncü adayın ismi çıkar. Ama ikisi komitesinden çıktı zaman üçüncü aday şöyle çıkmaz. Diyorsun. Talip Bey ve Akgün Bey eğer komiteden çıkarsa üçüncü olmaz. Ama ikisinden biri kalırsa komiteden çıkamazsa üçüncü aday çıkar. Ben çok özür diliyorum. Komitelerden çıktığını öngörerek o cevabı verdim. Yani komiteden çıktı, seçime gittiler anlamında o cevabı verdim. Senin cevabın evet ben komiteden çıktı. Mesela Akgün Altı komiteden çıktı diye verdim. Konuşalım. Evet. Akgün Altı komiteden çıkamadı. Mutlaka alternatif olarak mesela Cem Gün atıyorum. Cem Gün mutlaka girecek yani birisi girecek. Anlatabiliyor muyum? Ama yani Akgün Altuğ tarafından birisi Akgün Altuğ'u çıkamadığında girecek veya Talip Kılıç çıkamadığında Akgün onların... Akgün Altuğ ile örnek şey, Akgün Altuğ Cem Gün aynı komiteden giriyor. Çıkamazlarsa ikisi birlikte çıkamıyor diye biliyorum. Doğru yok, mu? Yok. Cem Gün başka yerden de girebiliyor. Yani, Başka yerden de girebiliyor. Adaylardan biri çıkamazsa alternatif biri çıkar. Hani bu sandık yani o zaman için. O zaman mutlaka alacak. Biz Akgün Altuğ ve dışında kimse çıkmaz. Talip Kuruş'un çıktığı pozisyonu konuşuyoruz diye ben o şekilde cevap verdim. Cem Bey farklı yerden çıkıyor. Cem benim ama şu anda Cem en şanslı Cem en şanslı çıkıyormuş. Ben Cem Gün başka yerden başka de çıkıyor benim. Çıkıyor da şu anda onun önünde. İşte ama, bu B planı yani. Bak bu B planı. En ya. Şanslı şu anda iki başkan adayında Akgün Bey ile Talip arasında Akgün Bey. İki komiteden çıkıyor. Birinde kalsa birinde çıkabilir. Yani. Mantık o. Ki bir de belki sorun olsa bile ötekisinde. Yani o var. Talip Kuruş'un başka şansı yok mu? Başka komite şansı. Onun için yani Talip Bey onu tek gruptan mı girecek? Yani bu arada şunu da söyleyebilirim. Aydınlatırsa sevinirim o konuda. Ben bak bu şehirde... Akgün Bey tarım ürünleri ticaret yapan bir yerin olduğu yerden ve metal işleme grubunda 23. biliniyor. Bir de 23'ten çıkıyor. 1-23 işte. 1-23. Orada Şamil Tanta, Alper Tatlı ikilisi var. Öbür tarafta... Gerçi 6 ay önceden yetkilendirme olması abi çok komite var ne bileyim ben çok, çok karıştırıyorum. Bir de siz gene çok uzun süre çalışmışsınız. Ben çalışmadım da onlarla bilmiyorum kimseyi yani. Ama 6 ay önceden yetkilendirme olması var. Abi şöyle bir şey var. Evet. 23. Meslek Komitesi eğer bir hatam varsa internetten bakın. Akgün Altun Başkanı'nın Cem Gün'le Hüseyin Nur beraber çıkıyorlar. 23'te de şey var. İki komite. 1-23 Akgün Altun. Cem Gün'den bahsediyoruz biz. Cem Gün o da 23'teymiş. Tamam 23'te beraberler zaten. Beraberler. Onu biliyoruz. O da ikisi kalır. Çıkarsa ikisi kalır. Çıkamazsa. Mantıken. Yani. Ama Cem Bey'in şansı yok da Akgün Bey'in şansı var. Neyse artık o daha... Bir de ben şunu söyleyeceğim abi. Pardon. Bak benim için önemli bu. Ben bu akşam Talip Kuruş Bey'i aradım. İşte burada konuşacağım. Yayın öncesi. Yayın öncesi aradım. Burada konuşacağını biliyordum. Birkaç sorum vardı kendisine. Bana ne cevap verdi ne de bu saate tabii kadar geri döndü. Notlara baktım. Tebliğ Yeğenoğlu. Hakkını helal etsin ismini unuttum diye. Rakibi Tebliğ Yeğenoğlu şeyin. Cem Gün ve Akgün Altun. Bir şey anlatıyorum burada gitmişsin Hakan araya giriyorsun adamın ya. Adamın adını unuttum. Bir gireyim bir kerecik araya ne var? Tamam evet. Ha, gireyim araya ne var? Sen de tamam, hiç böyle bahsetmezsin. Ne tamam, var yani? Göz patlatarak tamam, cevap veriyorsun tamam, buna. Tamam. Adamın adını unuttum. Arkadaşlar. Ben araya girdiğim tamam, zaman. Tamam, evet evet. Şey ben bir şey burada, demiyorum sen bana. Ben burada önemli bir şey konuşuyorum. Evet devam et Hakan. Evet Talip Bey'i aradım. Bilmiyorum yani. Belki benimle muhabbeti yoktur veya şey yoktur diye dönmedi bu bir saate kadar. Müsaitlik durmamıştı diye. Ben yani eğer Satso Başkanı olacaksa veya Satso Başkanı'na adaysa bence şehrin en çok okunan gazetesinin veya işte internet sayfasının bir temsilcisi olarak bana geri dönmesi gerekirdi. Dönmediği için de kendisini buradan
Ayrıca kınıyorum yani, onu da söyleyeyim. Evet. Ben de bir şey ekleyeyim Talip Bey'le ilgili. Bu kötü bir şey değil. Talip Kuruş aday oldu ya. Bence biz gazetecilerin irtibat kurabileceği bir isim, bir danışmanı varsa bizde hani bir soru olacak. Mesela Akgün Altı'ya sorabiliyoruz veya işte çeşitli... Ben Akgün Altı'yı ne zaman arasam bence dönmüştür Bey'in... veya döner yani. Akgün Altı gece 12'de ara dönüyor, hakikaten öyle bir özelliği var. Talip Bey... O anda cevap dönüyor. Vermezse daha sonra dönüyor. Yok yani ben bu konuda ben Talip Bey'i hiç aramadım. Yorum yapmak istedim ama... Ha, buraya sana mesaj değil. Yazmasaydı derdim ki herhalde önemli bir işi var yurt dışında veya başka bir yerde. Demek ki sana mesaj yazabiliyorsa... Hüseyin'in sözleri üzerine... Yani işte ben. Şey ben olduğu de... zaman... Geri dönebiliyorsa biz de şey değil, patates de satmıyoruz yani burada. Bizim muhatap olabileceğimiz, madem aday, ciddi bir kurum aday, bize iki herhalde planlıyorlardır. Yani bir basın danışmanı falan. Son 45 dakika arkadaşlar. Bir basın danışmanıyla ilgili bir basın danışmanı sunsun ki biz de onunla kontak kuralım. Peki. Çünkü bu sorular cevaplar evet, olacak. Evet. Biz onu rahatsız etmeyelim. Talip Bey ve Hakkı Bey üzerinde konuyu devam ediyoruz. Peki gelelim... Hakan senden devam edeyim. Cem Gün'le 18'den de girme ihtimali varmış. Yani iki grup, iki sene girebiliyor. İstediği ismi varmış. İsterse girebilir şimdi 18'den de. Şimdi tekrar diyorum. Bakın bu Sassu seçimlerinde şöyle bir olay var. İsimler girmiyor. Şirketler giriyor. Hayır bir şey anlatayım. 18 tane şirket temsilcileri varmış. Onu diyorum. Sen biliyorsun da ben de burada vatandaşlar izleyenlere anlatayım. Yapıyorum. Doğru. Yani şimdi Cem Gün direkt Cem Gün diye veya Akgün Bey... Talip Başkan şu an arıyor. He? Daha evet. Ne güzel işte. Evet. Evet. Patates satmıyoruz şu an, dedin. Şu an canlı yayındayım, açamam, kusura bakmayın. Patates satmıyoruz evet. Dedin. Adam satmadığını gösterdi şöyle işte. Şöyle bir şey. Bu seçimlere şirketler girdiğinden dolayı yarın bir gün Cem Gün'ün farklı bir şirketlerinde varsa yetki belgesi. 18'den varmış. Varsa yetki, oradan da girebilir diyelim. Ve gelelim komite seçimlerine Hakan. Komite seçimleri ilgili neler biliyorsun diye sorayım. Neler duydun veya neler oluyor? Abi, neler oluyor ya? Komite seçimlerine çok fazla ilgilenmiyorum ben. Komite seçimleri gerçekten çok karışık. Sefa'nın konusu o. Sefa ama gerçekten... Komite seçimlerini bilmeden birinin önde olup olmadığını bilemezsin ki. Hüseyin abi temin sana onu sordu. Neye dayanarak bunu biliyorsun dedi. Sende bir çevren var dedin. Doğru mu Hüseyin abi? Eyvallah canım. Tamam şimdi arkadaşlar polemik yaratmadan herkese anlatsın. Hayır yani ben senin gibi böyle isim bilmiyorum, tamam mı? Yani bazı şeyler var böyle içerisinde. Yani her komiteden böyle bir iki tane arkadaşım var. Onlardan ben bir fikir alıyorum. Evet, aldın fikirlerini Hakan. Ona söyle. Onu paylaş bizle. Yani mesela işte şey 24. komite şey inşaat mühendisleri odasında şey var. İnşaat mühendislerinin olduğu komitede çekişme var. Onu biliyorum. Ondan sonra ne var? Birinci komitede mesela hiçbir şey yok. Akgün Altı oradan girerse ben alacak diye düşünüyorum. Yani komite gidemem şimdi. Komitenin birliklerini söyledim. Genelleme yapabilirsin yani. Ben sana nokta atış yap demiyorum yani. Yani 34 meslek komitesi o sözü anlat demiyorum. Bildiklerin neler? Onu bana söyle. 34 ya bildiğim şu. Bazı komiteler hiç şey yok. Suya sabuna dökmüyorlar. Zaten onlar tek adaylı komiteler. Onlar da ama Cumal abim dediği gibi o komiteler kime destek vereceğini de şu an belli etmiyor. Denkleri belli etmiyorlar. Ya bu tarzda komiteler var. Bazı komiteler var. Bunlar işte mühendisler olsun mesela örnek olabilir. Bunlar açık ara işte Akgün Altun'un karşısında olan komiteler. Bu tür komiteler var. Bir de Akgün Altun'un ağırlığının çok büyük olduğu komiteler var. Ben şey gibi Cumalı abi gibi düşünmüyorum. Ya yani komiteler arasında büyük böyle gerginlikler falan çok fazla yok. Bir işte inşaat mühendislerinin olduğu komitede bazı işte böyle atışmalar var. Akgün Altun'un işte yakın çalışma arkadaşlarıyla işte onlar Yüksel arasında. Avşar, evet. Yani Yüksel Avşar'la falan. Bazı atışmalar var. Bir orada bir gerginlik olduğunu düşünüyorum. Diğer komitelerde öyle büyük bir gerginlik olduğunu düşünmüyorum ben. Demeyelim ya, rekabet diyelim. Ya, ama işte gerginlik var diyor Cumalı abi. Öyle bir gerginlik yok ama rekabet var mı? Birçok komitede var rekabet. Olur rekabet. Ama dediğim gibi ben böyle komite işte Sefa'nın geçen hafta anlattığı gibi komite şundan şu seçilmiş, bundan şu seçilmiş falan öyle çalış bir dedi, çalıştık o vallahi. Kadar bir gün o kadar bir hafızam yok. Zaten benim isim hafızam çok kötüdür. Yani öyle isim sana veya komite şunlar iyidir, bunlar kötüdür. Bunlar bunu destekliyor, bunlar bunu destekliyor gibi bir şey konuşamam. Ama ticaret borsasını biliyorsa oraya gelecek, daha bekleme. Ticaret borsasını senden alacağım.
Ticaret borsasında. Şimdi değil. Ticaret borsasında sen iyi çalıştın ona, biliyorum onu. Evet Sefa, sen ne diyorsun? Abi aslında böyle şeyden, yani geçen hafta bayağı bir sen yokken saydık aslında komite rekabet olan. Bir haftada çok şeyler değişmiştir. Evet, bir de mesela en başta Akgünaltı'yı bizzat ilgilendiren komiteden. Bu arada notlarıma bakarken fark ettim. Burada biz Cem abi 23'ten giriyor falan diye konuşuyoruz. Cem abi 2018, Cem Gün 2018'de 18'den seçilmiş. 18. Meslek Komitesi'nin. 18 nedir? Evet, 18 mühendislerin yani... Ben bulacağım. Sen de anlat. Sen de bak. Evet. 18 Meslek Komitesi'nden girmiş. Orada şey üzerinden biliyorum. Yani harita mühendisleri var. Danışmanlık faaliyetleri. Abi 1. Meslek Komitesi'nde en ciddi rekabetlerin olduğu komitelerden bir tanesi. Bunu aslında böyle karşılıklı olarak ben bilgi vermiş olayım, beraber şey yapalım. Mühendislik ve mimarlık hizmetleri. Evet, mühendislik ve mimarlık hizmetlerinden. Kendi firması bu işi de yapıyor çünkü Cem Gün'ün, biliyorsunuz. Abi bu listede Turgay Çelik, Akgünaltı listesi, Alper Tatlı, Şamil Tantol listesine karşı. Akgünaltı'nın girdiği liste bu. Yani yönetim kurulu başkanı olduğu liste 2018'de. En ciddi rekabetin yaşandığı listelerden bir tanesi. Birinci komite, yani bir de rekabetle başlıyoruz, 34 rekabetle bitiriyoruz. Tarım ürünleri üretimi ve ticareti. Evet, burada bir rekabet var. Ben bu bilgiyi vereyim. Hüseyin abi ve Hakan abi yorumları varsa evet, şey yapsınlar, sonra devam edeceğim. Evet, Hüseyin, sen benim aldığım bir de tamam, iki tane aday var ama öyle hani açık ara bir rekabet falan yok. Nasıl bir? Yani Akgünaltı orada önde. Yani rahat. Öyle diyeyim sana. Rahat yani. Bir de. Ben öyle biliyorum. Yani bir de çok bir şey diyeceğim yok benim. Akgünaltı 23'te rahat diye biliyorum. Ben 23'te rahat seçilecek. Ama bir de her ihtimale karşı bir yol kazasına uğramamak için 23'ten de giriyor. Çünkü geçen sene Akgünaltı ben 23 biliyorum. 1 ve 23 asılıyor. Evet, 23 asılıyor Akgünaltı. Çünkü şöyle... Neyi biliyorum, yanlış biliyorum olabilir ama oraya asılıyor. Evet. Abi 5. meslek 23. meslek grubundan seçimler Akgün Bey'e giriyor. Evet. Bir gün de 23'te konuşuyor. Birden de giriyor. Birden bakın 23'ten de giriyor dedim. Ha, tamam. Bu grupta Akgün Bey'in Ali Faik Tantan, Turgay Çelik hareket ediyor. Karşısında Alper Tatlı, Şamil Tanta, Ramazan Yorulmaz var. Evet. Ya grup orada da rahat. Orada işte şöyle bir denklem var. O denklemde Şamil Tanta, Sapanca'daki süs bitkiciliğinin konuşlandığı nokta ciddi bir şey. Kuzey'de de Alper Tatlı ile beraber o bir ortak yol birlikleri var. O biraz orada dengeyi bozdu. Kıyasaya bir rekabet var bence. Akgün Bey buradan da seçilebilir, 23'ten de seçilebilir. Buyur abi. O süs bitkinin olduğu yoğunlukta Akgünaltı da Sapanca'da. O bölgenin adamı, evet, evet. Aynı zamanda Ali Faik Tantan da o bölgenin adamı. Aynen, o da süs bitkisi. Yani 23 onları sağlam oldu yani. Arkadaşlar biraz hızlı gidelim. Zaten tam olarak yani rekabet bunun için var. Bir de çok ciddi. Bir de var, 23'te ciddi rekabet var. Abi 5. Meslek Komitesi'nde bir rekabet söz konusu. Yiyecek içecek hizmetleri biliyorsunuz. Burada Alican Sak, Savaş Yılmazer, Yavuz Köprülüoğlu'na karşı Gökhan Tiryaki, diğer ekip arkadaşlarını bilmiyorum. Notlarımı o geçen hafta almamışım. Bu hafta da detaylı çalışmadım. Burada da ciddi bir rekabet söz konusu. Orada Alican Sak asılıyor. İyi biliyorum. Evet. Yani Rami Sakınoğlu. Durumların yani şey olarak komitede de güçlerin iyi olduğunu biliyorum. Gökhan Bey bilmiyorum yani bana çok gelmedi ama Ali Cansak'ların orada iyi olduğunu biliyorum. Bana öyle geldi yani. Orada biraz tabii çekişme var yani her komitede çekişme var. Yani sen birden beşe geçtin. Öteki 2-3 hepsi de var çekişme. Evet. Yani 3 ya da 5 sandık bu ya. Sandığa güvenmeyeceksin. Mesela her türlü ama 5'te ancak sakların rahat olduğunu biliyorum. Mesela rahat olan komiteler de var. Yanlış hatırlamıyorsam 2'den giriyor mesela Mahmut Köysem Usul. Marketçilik, perakendecilik falan. Tek girmiyor mu oradan? Mesela ama orada şöyle çok iyi bir düzlem var orada ve Mahmut Köysem Usul rahat çıkacak mesela oradan. Çıkmama gibi bir durumu yok Mahmut Köysem Usul'un. Çünkü şey bazı komitelerin öyle kendine has bir yapısı var abim. Neden? Zincir marketler var orada mesela. Zincir marketleri ile çalıştığın zaman otomatikman seni alıyorlar. Zafer Tokuş'un komitesinde öyle değil. Komitesine geldiğimizde 12. meslek... Şimdi oraya doğru geliyorum. Abi 8'de çok ciddi bir sıkıntı yok. 8'de rahatlar. Ceyhun Kılıç, Erkan Çokal. 10. meslek komitesi Onur Kansu rahat. 12'deyiz abi. Şeye gel bir... Atladın, 7'yi atladın. Evet. 7'yi atladım. Yedi ben de 7. meslek komitesi bende bir not var. Bilmiyorum bu oluyor herhalde olur veya olmaz ama şöyle bir not var 7. Meslek Komitesi'nde bak şey var Doğan Çatalbaş 7. Meslek Komitesi'nden Adem Bilgen var orada sahaya ya artı
babası da Mehmet Çatalbaş 10. yıl meslek komitesinden meclise baba oğul adaylar. Bunu soruyorlar bana. Birkaç yerden geldi. Diyorlar ki ya baba işte 17'den, oğlu 7'den ikisi de belediye meclisi Sassu meclis üyesine adaylar. Nasıl oluyor? Vallahi oluyor. Ne bileyim. Yani işte bu 7'yi yani atlamışım hakikaten doğru. Orada Doğan Çatalbaş'ta Adem Bilgen'in de ciddi bir rekabeti var. Ciddi bir yani rekabeti. Bunu soruyorlar bana. Baba oğul meclise adaymış. Olabilir. Bak şimdi yani 12'de Zafer Tokuş'un komitesinde kimler var? Şimdi onu da şey yapacağım Hakan abi. Matbaacılar var. Kırtasiyeciler var. Medya mensupları var. Reklam ajansları var. Kitap evleri var. 5. Başka var mı Zafer Tokuş? Yani yayıncıların hepsi var. Yayıncılar, internet yayıncıları. Rakibin kim? Hepsi var. Şimdi gel de şimdi burada şey yap, bir birliktelik sağla. Hadi 20 tane gazeteciden aldın, 30 tane matbaa var. Kitap, kırtasiye, basım, reklam, medya ve yayın kuruluşları. 5 tane. Rakip kim? Şu en karışık komitelerden birinden giriyoruz. Rakip kim? Mevcut yönetimde Zafer Bekdemir. Orada objektif olacağız. Zafer Bekdemir orada listeye giriyor. Zafer Tokuş da sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Ben şahidim. Ya ben bir şey duydum bugün. Güven Asbaş karşı listeye mi geçti? Olabilir. Nasıl olur geçmedi ya? Geçmedi zaten, başka bir listede değildi o. Yani, orada mıydı? O yok. Ay bugün mü dün mü ne olmuş? Yok, geçti kelimesi için kullanılır ya abi. Buradan buraya geçmesi. O açıkladı. Açıkladı. O açıkladı. 12'deyim dedi. Nasıl oldu abi? Yani basının sen temsilcisin, duayenisin. Nasıl oluyor yani? Güven Asbaş niye böyle bir şey yaptı ki? Nasıl değerlendiriyorsun? Bana soruyorsun değil mi? Sana soruyorum sana. Şimdi ben öncelikle şunu belirteyim. Niye? Demokratik bir ortam ya. Herkes aday olabilir. Herkes... Ya moderatör ya şimdi pek. Bu arada Hüseyin abinin şey üzerine bir tane daha geldi. Bayram Ali Çatalbaş. O da akrabaymış. Yakın akraba. O da birden giriyormuş. Allah Allah. 1-7-8 Çatalbaş ailesi. Aile boyu. Geniş bir aile Çatalbaş ailesi. Şimdi şöyle bir şey var. Bizim temin kim söyledi? Bazı komitere çok rahat. İki işte mesela yani. İki çok rakip yok. Ertuğrul Öztürk, bunların da Mahmut mesela Kösemusul. Bizim bu 12'li meslek komitesinde de rakip yoktu. Yoktu. Bunların rakibi kendileriydi. Yani biz bunlara dedik ki yani biraz heyecan olsun dedik. İşte çünkü aynı olağanı rutine bağlamışlar. Ve biz o nedenden dolayı biz çıktık yani yola. Geçen hafta açıkladık biz de. Geç oldu biraz. Akümen açıkladığı güne denk geldi bizimki de. Hangisi? Evet. Akkümin açıkladığı Halim Bey. Halim Bey. Pardon. Ona denk geldi. Ve biz yani konuşmalar, görüşmeler yaptıktan sonra bizim arkadaşlar da eksik olmasın hemen harekete geçtiler. Üzerindeki ölü toprağını atmaya çalıştılar. İşte ona buna gittiler. Teklifler falan götürdüler. Neticede bu duruma da geldi. Bir rekabet var. Ben şöyle diyeyim Hüseyin. Seçilip önemli değil. Burada bazı dinamikleri ateşlemek gerekiyordu. Çünkü bunların dedim ya ölü toprağı serpmiş, nasıl olsa biz kazandık, bize rakibimiz yok diyerekten seçime giriyorlardı. Ateşlemiş olduk ve şu anda biz iyi de gidiyoruz ama seçim iki sonuçludur. Kazanmak ve kaybetmek var. Kaybedebilirsin, hiç düşünmüyorum kaybedebiliriz. Çünkü hayat yani seçimlerde genelde hayatta kaybetmek de var hayatın olağan akış içinde. Ama şunu söyleyeyim. Ben Sakarya Ticaret Odası Sanayi Odası 12 Meslek Komitesi'nde biz medya mensuplarının olması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir iyi de bir yerdesin Zafer abi bildiğim kadarıyla. İyi bir destek alıyorsun. Yani var. Ben o detaya girmek istemiyorum şu an. Çünkü burada çıkıp da kendi televizyonda gidip de böyle televizyonda böyle propaganda yaptı falan demesini istemiyorum. Fatura keseriz sana Zafer abi. Hakan Turan keser Hakan faturayı. Ve şöyle diyeyim. Ben her zaman şunu savunuyorum. Yeni insanlar, taze kan, kan değişikliği gerekir Hüseyin. Bir insan aynı yerde 10 yıl kalırsa, 2 dönem kalırsa artık olağana döner. Abi o zaman bu oda başkanları var ya bu kentte, Ali Bektaşlar falan. Onu bir söyledik. Ali Bektaşların bunların hepsi senin düşüncene göre hepsi gitmesi lazım. Gitmesi gerek. Ben Ali Bektaş'ın yüzüne söyledim. Bana kızdı, niye söylüyorsun dedi. Evet dedim. Niye söylüyorsun ya? Git. Hasan Eriş, sen de onun gibi olma ama o zaman Hasan Eriş ben de gitsin. Ben de o ortamın ikinci şeyini vereyim Hakan Turan. Dün akşam yüzüne karşı söyledim diyor ya. Dediler ki bazı oda başkanları Zafer dedi anladın mı bizi nasıl seçiliyormuşuz? Vallahi anladım dedi. Ya birebir üyeleri aramak, gitmek falan vallahi kolay anladın şey. Anladın mı şimdi Ali Bektaş'ın ne çektiğini? Neyse ama ben şunu beklerdim. Ben de devam edeyim. Güven Asbaş'ın senin yanında olmanı ya, beklerdim. Şimdi bakın hayır biz meslektaşız o anlamda. Arkadaş... Mesela bizim bu 12'de şey var. Recai Yükseller var. O Hakan Coşarlar var.
Ya ben yıllardan beri bunların bu basın için ne yaptığını bilmiyorum Sassu'da yani. Ben Sassu üyesi değilim ha, onu da söyleyeyim açık açık da. Sassu üyesi de değilim. Yalnız şunu sana söyleyeyim. Ya bunlar bir şey yok abi. Bir şey yok yani. Neyse abi, kardeşim yolun battığına açık olsun. Şimdi ben seni destekliyorum ama oyun yok. 34 ile alakalı bu eleştiri var diye meclis kürsüsünde ne konuştunuz? Yüksel Avşar pek konuşamadık dedi. Hatta Hüseyin Cuma'nın sorusuydu. Ben de şimdi 12'ye kendi senin de... O da konuşulmadı. Sefa bak şöyle bir şey var. Ben bir yerlere seçilen insanların... Mesela bak ben size söylüyorum. Sakarya'da benim en çok takdir ettiğim bir isim var. Muhtar. Hendek'teki Menderes Muhtar var ya. İlk defa duydum. Hayır. Dikme Mahallesi Muhtarı. Ben Mustafa Çalık falan diyeceğim zannediyorum. Hayır. Adam... Nursöz Çelik var. Milletvekili aday adayı. Bitireyim ama. O ne ya? Bu muhtar... Hendek Dikmen Mahallesi'nin muhtarını biz nereden... Abi, nereden bilelim? Yani, bir şey anlatayım ama... Tamam, biraz kendi ya. Takdir ediyormuş. Saatse tamam. 12. Abi, bakın, şey, nereden muhtara geldi şimdi? Buradan şeyi anlatmaya çalışıyorum. Bir insanın çalışmasını, başarısını anlatıyorum. Muhtar kepçeye biniyor, efendim söyleyeyim, yol açıyor, her şey yapıyor. Adam çalışıyor. Bizim burada, tabii Yüksel Avşar'a örneğini verdiniz siz. Yüksel Avşar'a ben karşı falan değilim. Ama hiçbir şey yapmadı. Yapmıyor. Yani mecliste oturup da sadece böyle kendine burasını aparat takmasının insanla olmaması gerekiyor. Bu yasal bir şey yalnız. Bak bilgin olsun. İkisinden birine üye olmak lazım. Cumalı olmak zorundasın. Olmak zorundasın. Ben nasıl üye olayım ya? Hüseyin bunu... Aa, doğru diyor Hüseyin. Ya ne yazarsa yazsın şirket benim değil ki. Hanımın üzerine. Şey noktası buldu. Köprüden önce son çıkışı buldu. Evet. Şaka bir yana hayırlısı olsun diye. Bu arada Yüksel Avşar dedi. Ben öyle köşe yazdım ona 3-4 tane. Adam beni çağırdı, anlattı. Çağırdım, davet etti. Ayıp oldu şimdi. Çağırdı, Allah Allah. Gazeteci deyimiyle konuşuyorum. Çağırdı, gözaltına aldı demiyorum ben de zaten. Yüksel Avşar anlattı. Dedim ama senin son suçun o zaman bunları basına anlatmadın. Zamanında anlatsaydın dedi. Bana dedi yazdın. Dedim yazayım, cevap hakkım var. Gerek yok kardeşim dedi. Ama bil dedi bunları. Bana bunları böyle anlattı. Adamın bir yerde cevap hakkı var. Bana cevap Yüksel hakkını Bey böyle kullanıyor. Yüksel Bey konusuna gelelim şimdi. Ben Yüksel Bey... 12'den devam ediyorduk ama. Bir de bir şey anlatayım. O zaman geleceğim. Yüksel Bey adayın açıldığı zaman beni aradı. Dedi, yuh dedi işte dedi adayım dedi işte şudur. Adamı ilk defa tanıdım o gün. Ben 4 yıldır ben Ticaret Sanayi Odası'ndan işte Akgün Bey'e orada tanıdı isimleri. Ben ilk defa başkan yardımcısıyım ben dedi. Ne yapıyorsun? İyi misin? İşte aşağıda bizim dedi aşağıda şey var. Bir kafe var. Şimdi ismini vermemiz altta ben alt katta. Orada kahvaltı yapacağım işte basın oraya gel dedi. Gitmedim. Niye gitmedim ya? Sen 48 ay 4 yıl kaç yıl? 48 ay mı? Bayağı bir ay. 48 ay 47 ay bir şey yapmıyorsun, ya, aramıyorsun. Bizi tanımıyorsun. Son bir ay bizi tanıyorsan kusura bakma bizi tanımayın. Mesela Sassu Yönetim Kurulu aslında yanlış mı Hakan? Çok basınla işi dışı. Bak Cem Gün basınla işi dışıdır. Bünyamin Müftüoğlu evet, işi dışıdır. Cem Gün, eskilerden Cem işte İbrahim Arap'ın öyledir. İstifa etti gerçi eski şeylerden. Bakın, Ramazan Sezer öyleydi. Ben şunu savunuyorum. Hassas yerlerde görev yapan isimlerin biraz açık olması gerekiyor. Basınla, halk basınla ilişki olacak, halkla ilişki olacak. Bunlar da ben mesela Yüksel Avşar'ı ben hatırlıyorum. Tanımıyorum. Vallahi ben onun Sasso'da başkan yardımcısı olduğunu o gün öğrendim. Ben de öyle öğrendim. Bak Allah belamı versin. Yok ben adamı 2 yıldır tanıyorum Allah aşkına. Bakın demek benim eksikliğim mi bu? Bizden yok, daha erken. Yok sen eksikliğin demiyorum canım. Sen doğru diyorsun. Yüksel Avşar kendini tanıtacaksın ama. Tanıtacak abi. Ben 2 yıldır tanıyorum. Yüksel Avşar'ın neşeli bir adam. Başkan yardımcısı olduğunu bilmemem bence senin eksikliğin de. Hayır. Tanışmamış olman hayır, onun eksikliği diyebiliriz. Ha, o kadar da değil canım yani. Doğru hayır, diyor. Hiç mi haber okumuyorsun? Sen Yüksel Avşar'ı... Ben de bilmiyorum. Yüksel Avşar'ın bir tane haberini bul. Bir dakika. Sasso'nun meclisini yazıyor. Yönetim kurulu başkanı Yüksel Avşar diyor. Bir dakika bak Hakan doğru dedi şimdi. Bak bir dakika lütfen. Yüksel Avşar'ın hayır. Orada sen bir dakika doğru diyor. Bir dinle ne dediğini adamın. Sasso üyesi değil misin? Sasso üyesiyim ama ben de diyorum ki sana Yüksel Avşar'ın ismini ben basın toplantısı için davet yaptığında öğrendim diyorum. Arkadaş şimdi benim eksikliğim değil ki ben Sasso'da hepsini tanıyorum. Nihat Çin'i tanıyorsun. Efendim söyleyeyim. Doğa Koleji'nden Taçoğlu'nu Kenan Taçoğlu. Kenan'ı tanıyor. Hepsini tanıyor. Yok bir dakika. Nasıl tanıyorsun bundan? Atladı bilmiyorum ya. Hayır, atladı değil. Ya. Abi nasıl biliyorsun abi? Bir tanesini doğru say. Sinirle. Bir tanesini doğru say. Kim diyecek ki bana oynama. Türbinler oynama. Ya adamların birinin adını doğru say ya. Hüseyin. Ya birinin adını doğru say ama. Hüseyin. Taç Yıldız'dan bahsediyorum ben. Anladın mı? Doğa Neyse okullarının temsilcisi. Reklama giriyor bilgi olsun. Dinle. Bünyamin'i bahsediyorum.
Bunların hepsi açıklamalar yapıyorlar. Gazete işte. Ben de bir şey demiyorum. Dinle. İçinden doğru söylüyor. Mecliste konuşuyorlar. Mecliste gündeme geliyorlar. Ben bunu görmedim. Mesela Adnan Borazancıoğlu vardır. Evet. Mutlaka çıkar Adnan abi. Tanımam bak. Bir yolda bir selamlaşır sadece. Her meclis konuşuyor. Hatta adam her meclis konuşuyor. Gündeme gelmek için. Vakti bir şey dedi bak. Hakan doğru dedi. Nihat Cinoğlu Şükrü Tamer Ayyam şimdi. Ne dediğini anladın mı? Gündeme gelmek için meclise çöp diyor. Editörden yazmış ya. Nihat Cinoğlu Ömer Ayyam şunu diyor falan. Ya kardeşim ne Ömer Ayyam? Hakan senin ne dediğini anlamadı. Evet Hakan şey gel. Sassu'yu bitirelim. Sassu'yu bitirelim. Ticaret Borsası'na gel son bir 10 dakika. Abi komitelerde 12'de kaldık ama. Evet devam et. Geçeyim yoksa İhsan kapatabilir. Benim için problem abi, yok. Abi komiteleri geçen hafta saydın hepsini ya. Hiç problem yok benim için. Daha bir önümüzdeki hafta hiç da var. Hiç problem yok. Haftalar var. Hiç problem yok. Bir dakika ben de bir, burada ben bir not aldım kendime. Benim bir cevap hakkı demeyeyim de. Ben öyle şeyler takılmam da. Şimdi ben geçen hafta burada bu komiteleri sayıyor ya burada. 28. Meslek Komitesi Danışmanlık Emlak Müşavirliği. Evet. Tamam Erdem mı? Ercan, Ahmet Çubuk. Ahmet Çubuk. Burada dedim ki ben. Burada ben dedim ki. Benim Sassu'ya ben üye değilim. Ben gazeteciyim. Benim şirketim yok, bir şeyim yok ama ben oyum olsa ben oyumu Erdem Ercan'a veririm dedim. Tamam mı? Bak yorum yaptım ben. Neden? Bu Ahmet Çubuk beyefendi bana 33 tane dava açtı ki ben haklıydım. Bir konu vardı. Duygusal, şey, kişisel. Suç duyurusunda bulundu. Şimdi bu benim arkamdan birkaç yerde bana böyle iz bırakmış. O izler geldi bana. Nasıl iz? İşte Cumalı işte birilerini parlatıyor falan filan. Ben kimseye parlattığım yok. Parlatabilirse en doğal hakkın. Ben parlatmıyorum da. Ben kimseye parlatmıyorum da. Şimdi bu Ahmet Çubuk bana böyle diyor ya. Ben Ahmet Çubuk'tan Temin Talip Kuruş gönderdi ya pasaportumu gönderin. Ben Ahmet Çubuk'tan bir şey rica ediyorum buradan. Televizyondan. Ya Ahmet abi bana böyle arkadan iz bırakıyor ya ben sana bir soru sorayım. Sen birinci OSB'den istifa mı ettin yoksa ilişkini mi kestiler senin? Bana bunun bir açıklamasını göndersin. Kamuoyunda istifa etti falan diyorlar. Bana bunun bir açıklamasını göndersin Ahmet Çubuk. Birinci OSB'den istifa mı etti yoksa birinci OSB'den İlişkiyi yani mi kesildi? Şöyle diyeyim, bir gazeteci olarak... Yok merak ediyorum gazeteci ya. Bir dakika. Kötü bir şey demiyorum. Soruyorum ya. Ben de sana haklarına destek vereceğim. Eyvallah. Bir gazeteci olarak da soru sorma hakkını kullanıp soruyorsun. Diyorsun ki bu istifa mı etti? Evet Ahmet Bey, Hüseyin Cumalı'nın bir sorusu var size. Yayınımıza katılmak isterseniz... Tabii cevap hakkı var. 333-1264 veya bize telefonla ulaşıp evet istifa ettim veya etmedim diyebilirsiniz. En doğal hakkınızı. Buradan da bu çağrıyı yapmış olalım. Değil mi? Ben Erdem Ercan'ı hayatımda kaç kere gördüm bilmiyorum. Adamı bir düğünde gördüm. Bir cenazede gördüm. Bizim bir Serhat Gür var. Bir şey öldü. Geçen orada karşılaştık. Bir düğünde gördüm. Yok adam parladı. Ne adam parlatacağım kardeşim? Parlatabilirsin. Yok parlatırım da. Ben parlatmak istem parlatırım da. Yok parlatmıyorum. Yok işte onu parlatıyor. Başka şeyler de vardı. Ben şimdi konuşmuyorum. Başka söylemler de var. Ben de şimdi soruyorum bir gazeteci olarak buradan. Birinci OSB Bölge Müdürlüğü'nden istifa mı ettin? İlişkini mi kestiler? Hadi buna cevap ver. Evet. Ben de köşemde yayınlayayım. Bir dahaki hafta burada da açıklayayım. Evet. Hadi. Hadi görelim Ahmet Çubuk. Sassu'yu kapatıyorum. Bey mi Yaman? Bey mi Yaman? Sassu'yu kapatıyorum. Evet Hakan. Pardon, evet Sefa, Sassu'da son söyleyeceklerin var mı? Abi, komitelerde büyük yarış devam ediyor. Bir dahaki haftalara daha detaylı konuşuruz zaten. Haftaya son programımız olacak. Haftaya aslında detaylı bir şekilde daha da bir dersimizi çalışıp son şeyleri falan paylaşırız. Sassu'ya daha fazla yer verelim haftaya. Abi şöyle... Ben de çalışayım garip haftaya. Garip bir şekilde... Sassu Özel yapalım. Abi Sassu şöyle bir durum var. Gazeteciler Sassu Özel. Şey yapalım mı? Sassu'da çekelim mi? Programın şöyle bir şeyi vardır. Sassu'da mı? Sassu'nun önüne çekelim. Sassu'da olmaz abi. Ateşi yakalım. Abi. Vallahi kapının önündeyse ben yokum. En son ben Sakarya Park'ta yaptık, dondum. Sassu'nun önünde... Sassu'da bunu yaparsak olur mu? Yani Akgün nasıl konuşacağız? Bak Sassu'nun önünde dedim. Ha önünde. Erdem değil. Erdem Ercan. Erdem kim ya? Ya bizim Hüseyin şey yapmış. Erdem Ercan. Evet şimdi... Son onu şey yap. Neden? Çünkü bunu diyorum. Abi 15 bin üye olduğu için yani inanılmaz. Her programımızda şey yapıyoruz da. Şimdi gelen mesajlar insanların gördüğümüz zaman Sassu acayip derece gündemi. Müthiş yani ben şehir işine gelene kadar bu kadar bilmiyordum. Bugün davetiye dağıtıyorum. Ben haftaya düğünüm var biliyorsunuz. Abi hangi esnafa işe gitsem hemen Sassu için bir yazıyorum. Düğün de zaman, düğün de zaman. Sassu kulisi çok var. Evet benim düğünüm de Sassu seçimlerden bir gün önce akın. 2 Ekim'de düğünü var, 3 Ekim'de Sassu seçimleri var. Sefan düğünde... Benim düğün ne zaman olmuştu biliyor musun? 20
2 Temmuz'da seçimler mi vardı? Ha. Ya 22 Temmuz'du. 21 Temmuz'da ben evlendim. 22 Temmuz'da seçimler vardı. Herkes geldi. Ben yani şimdi gelenlere şey de yapmak istemiyorum. Ben kimseye davetiye vermemiştim. O zaman gene gazeteciydim. Yani siyasilerden kimseye davetiye vermemiştim. Çok iyi zamanlama yapmış ha. Ama valla ben düğünü tarihini netleştirdikten sonra sas şey belli oldu. O zaman tabii böyle şaşalı düğünler falan yoktu yani. Biz dönerli mönerli falan düğün yapmıştık. 2500 kişilik döner yaptırmıştım. Döner yetmedi benim. 2500 kişiden fazla kişi geldi. Ama bastırdığım davetiye 500'di yani. Çok siyasiler falan geldiler. Şimdi Sefa'nın düğününde Sefa gardını al bence. Yani şey çok kalabalık olabilir. Evet. Yani benim kızımın düğünü var 5'inde. Ya ben bir kere Safa konuşuldu ya. Ama abi düğünden Allah Allah Mesut Bahtiyar. Allah Mesut Bahtiyar etsin kardeşimizi. Kızı Söğütlü'ye gelin mi diyorum Zafer? Çok... Hüseyin bir dahaki program davetiyeleri de alalım burada yayınlayalım. Abi evet davetiye tutuyoruz böyle. Yok, kızı Söğütlü'ye yani ben... gelin mi diyorum? Sadece manidar Muharrem bir tarih olmuş. Muharrem Savcı'ya. Tanır sen Muharrem Savcı'yı. Hayırlısı olsun yani. Hayırlısı olsun. Onun da oğluna gelin mi diyorum bilmiyorum. Dünür oldunuz yani. Şimdi bekliyorum seni düğüne zaten. Ama kurulmamış yuvamı yıkacaktı. Suriyeli kızlara aşık olur musun bilmem ne yapar mısın diye. Hayda. Ya Zafer yapma böyle şeyler. Arkadaşlar gerçekten şu anda Hüseyin sen de gerçekten bu KC ne diyor? Abi ya? Güzel. Özetle son şunu söyleyeyim. SAS seçimi haftaya daha şey çalışalım ve net evet. Bir şekilde inanılmaz derecede. Evet arkadaşlar toparlıyorum. G'ye dönme. SAS özel yapalım mı perşembe akşamı? Bak şimdi SAS'ı bırak da sen. Boş ver Kemal Bey. Ticaret borsasına gelelim. Ticaret borsası karışık da çok karışık. Ben de bugün girdim biraz. Ticaret borsası da karışık. Yani ben bu kadar tahmin etmiyordum. Ticaret borsasında da acayip şeyler varmış. Ticaret borsasında neler oluyor şimdi? Ticaret borsası 8 tane meslek komitesi var. 23 tane de meclis üyesi seçilecek orada. Bakın ben bunu söyleyeyim. 22 diye biliyorum ben. Ben 23 diye sana söyleyeyim. Onun teyidini aldı. 23 tane de biliyorum. 8 meslek, 7'ydi meslek komitesi. En son çiçekçiler gelmişler. Bitkicileri girdi. Ve Adem Sarı mıydı? Meclis Başkan Adem Sarı'ya karşı 3 tane de aday var. Ve öyle bir şey var ki bu süreçte... Ben Bülent Afyon ismini duydum. 2 tane daha mı çıktı? Bir tane daha var. Bir var. Bir tane daha çıktı tamam. Ve bu rekabet öyle ki millet kıran kırana bir rekabet var. Olası da felaket. Çok felaket. Hatta evet, o ben direkt oradan gireyim söze. Öyle bir rekabet var ki Adem Sarı karşısına aday olacak olan Bülent Afyon'un yemek firmasından daha önce yemek alıyormuş. karşısına aday çıktı diye artık yemek almaktan çok, vazgeçmiş. Ya yapar onu. Ya yani bilmiyorum söylenti yapar bu. Yapar yani yapar. Yani o kadar şey. Biraz söyle Hakan. Yani Adem Sarı. Ticaret borsasına, başkanı Adem Sarı. Ticaret borsası artık kendi firmalarına mı? Ticaret borsasına mı? Orasını bilmiyorum. Hatta ismi de burada. Şeker Yemek. Ya, söyleyeyim ismini de söyleyeyim. Oradan yemek alıyormuş. Adam aday çıkınca karşısına aday çıkınca yemek almayı bırakmış. Yani rekabet bu kadar şey. Şey gibi yani çok özür dilerim. İlginç yerlere gelmiş sakın, yani satsada. Benzetmede hata olmasın Hakan abi. Tarık Koç aday çıkınca Akgün Altın ben senden araba almam demesi gibi yani. Geri veriyorum ben bunu. Senin sakınları benimle. Böyle şey ya o çok şey. Bir dakika Zafer Tokuş'un lafı var ya. Küstüm dağın odunu yakmam diyor. Ne? Küstüm dağın odunu yakmam diyor Zafer. Küstüm dağın odununu yakmam. Küstüm dağın odununu yakmam. Ulan küsmek. Beni konuşuyor. Ben arasını görüyorum. Küsmüşüm odunları yakıyor gene ama. Hayır. Devam et buyur. Evet şimdi Adem Sarı'nın karşısında biz şey gibi Sefa gibi ben de Bülent Afyon ismini. Ben bir tek tamam, Bülent Afyon ismini zaten garanti o. Bir hayvan. Bülent Afyon bu kentte tanınmış. Tunç ailesinden biri diye duydum ben. O var. Bir de şimdi bugün öğrendim ben. Hendek'ten Nişastacı ismini alamadım kim olduğunu. Aa onu ben de duydum dur. İsmini biliyor musun? Ben bilmiyorum. Ya bugün Sefen de duymadı yok abi. Davetiye dağıtıyor. Fındıkçılara gittim bugün orada söylediler. Ama anlatıldığına göre, söylendiğine göre ben tanımıyorum. Daha ismini bilmediğim için bilmiyorum kim olduğunu. Çok güçlü bir adaymış. Oradan ben böyle baktım birkaç tane ama kim olduğunu da çıkartamadım doğrusuna gerekirse. Bugün... Üçüncü aday da oymuş. Sen biliyorsan belki Zafer abi. Sarı da Endekli yalnız. Evet dördüncü. O seçim zamanı bilmiyorum kim ismini de yani. Çekilebilir mi? Çekilmesin Adem Sarı'ya. Olabilir Adem bilmiyorum. Ama şey çok ilginç. Yani dedim, yemek yapma muhabbeti çok ilginç. Bu düşünce yalnız. Bir de hayvan pazarı olayı var. Hayvan pazarı zaten acayip karışmış. O ne? Hayvan pazarında... Bu arada adayları söylemişken bir dördüncü aday daha çıkacak. Hatta bugün bir ben de düşünüyorum dedim. Bu akşam programda konuşacağız söyleyeyim. Yok dedi açıklamak istemiyorum. Bir aday daha çıkacak. Ben biliyorum onu. Şimdi...
Yemek sektöründe. Değil ya. Yemek sektörü yok arkadaş. Bunlar da hayvancılık, mısırcılık, bahçe. Hayır, onun başka şirketleri de var. Kimi? O bunu dediğin. Tamam neyse evet. Bülent Afyon şimdi hayvancılıktan giriyor ya şeye, seçimlere. Herhalde Adem Sarı mı artık bilmiyorum öteki tarafı organize ediyor. Bülent Başkan'ın karşısına etçiler diye, etçiler grubu diyorlar. Etçiler, nişastacılar. Etçiler grubunda büyük bir çekişme var. Yani öyle isimler saydılar ki bana gerçekten o karşı gruba, onda başkanın kim olacağı da belli değil. Aralarında konuşuyorlarmış. Bu arada Perşembe günü de basını büyük ihtimal davet edeceklermiş. Basınla birlikte işte hem adayın kim olduğunu açıklayacaklar. Hem de işte Bülent Afyon. Hem nişastacı mı? Hayır Bülent Afyon'un karşısında. Bülent Afyon'un. Etçilerden bahsediyoruz. Tamam. Şeyden, Tunç ailesinden bir aday çıkacak diyor. Yani o bana söylenenler mesela Kayarlar. Adem Sarı çıkartıyor onları değil mi? Berke Adem Sarı'nın Adem Sarı'ya işte bilmiyorum şeyin Bülent Afyon'un karşısına çıkıyorlar. Ben Adem Sarı çıkartıyorum. Ama Adem Sarı büyük ihtimal bunu organize ediyor diye düşünüyorum ben. Çok şey var ya böyle. Yani Kayarlar, Tunçlar, aileler bunlar. Çakırlar, Dumanlar, sonra Türkiye Kırmızı Et Federasyonu, Sakarya Kırmızı Et Birliği. Tunç ailesi dedim ya ama Bülent Tunç mu başka biri mi belli değil. Ticaret Sanayi Odası'ndaki etçilerin bağlı bulunduğu komitenin işte üyelerine demişler biz size orada destek verelim, siz burada destek verin. Kasaplar Odası, Süt ve Damız, Süt Birliği, Damızlık Birliği. Yani Bülent Afyon'un karşısında öyle bir şey var, liste var ki. Yani görsen zaten ben aday olmayacağım falan dersin. Öyle bir liste var karşısında. Adem Sarı mı? Yani... Adem Sarı, Adem Sarı'nın Bülent Afyon'un karşısında Adem Sarı'nın karşısında çıkartıyor. Bu hayvan pazarı muhabbeti nedir? Hayvan pazarını verme noktası? Hayvan pazarını da o da bilmiyorum. O da bana çok ilginç geldi. Hayvan pazarını Kasaplar Odası biz işletelim. Gelirini Seso bağlı Kasaplar Odası mı? Yani ha. Tamam. Onların bünyesinde böyle bir şey var mı anlamında sordum. Yani biz işletelim, biz yapalım diye söylenmiş. Ondan sonra Adem Sarı aracılığıyla bu gitmiş süpürgecilere verilmiş. Bir dakika. Kasaplar Odası'nın yani hayvan pazarının işletmesi süpürgeciler odasındaymış. Hayvan pazarı, süpürgeciler. Hayvanların satıldığı. Bir dakika. Var mı ki? Süpürgeci kaldı mı üye? Bilmiyorum bir dakika. Var, var süpürge borsası var. Süpürgeci, borsa var da kaç süpürgeci var bu kadar? Ya işte süpürgeciler hayvan pazarının yönetimini elinde tutuyormuş şu an. İşletmesini. İşletmesi. Yani evet. Bir dakika. Bu net bilgi mi ya? Evet. Yani o zaman abi hayvancılarla süpürge borsasında hayvan şimdi, pazarına verelim yani. Anlamaya çalışıyorum. Ya bu hayvan pazarı var. Hayvan pazarı. Bu hayvan pazarının işletenler süpürgeciler. Evet. Doğru mu? Evet. Ama süpürgeciler bu işi iyi yapar hayvan pazarı işletmesini öyle bir şey. Yani sonunda süpürüyorlar ya belki orada mı bağladılar işi bilmiyorum. Emin misin Hakan? Ben evet. teyide muhtaç İddia mı bu yani? İddia öyle diyeyim. İddia ama, diyelim ama açıklama yaparlarsa yayınlanır. Yani. Evet, ilginç. Bu önümüzdeki hafta tamamen gündemi şey tutarız. Ekstra bir program yaparız. Ondan da Sassu Özel. Sassu Özel yapar. Çünkü bu yanılmıyorsam bu seçimler Ticaret Borsası'nınki 1 Kasım'da yapılıyor değil mi? 1 Kasım. Onlar 1,5 ay var. 1,5 ay var. Evet arkadaşlar yaparız. Toparlıyoruz. Evet. Sen devam et. Abi Ticaret Borsası'nın... Safa derin zannettim. Buyur Hakan abi. Buyur abi buyur. Devam et sen. Devam. Bitmediyse bitir abi ondan sonra. Yok fark etmiyor. Ben eklerim arada. Evet devam et Safa. Abi Ticaret Borsası'nda gene rekabet yüksek de ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi Satso'yu konuşurken diyoruz ki Satso şehrin en büyük sivil toplum kuruluşu. İnanılmaz rekabet var. Şehrin her erkeği buraya müdahil oluyor. Ya keşke bunları Ticaret Borsası için demek isterdim ben. Siyasiler buraya niye müdahale ediyor? Hüseyin Cumalı köşelerini yazdığı gibi işte diyor. Hüseyin Cumalı diyor ki işte siyasetçiler çok giriyor bu işe işte, girmesin diyor mesela atıyorum. İşte başka adamlar başka biri yazıyor ki. Ya. Pardon. Ben şunu diyorum. AK Parti İl Başkanı Yunus Teber Sassu seçimine çok müdahale olur diyor. Diyorsun tamam. Evet. Akgünat yok abi. Onu konuşmadık mı? Evet. Ondan sonra yani şey diyorsun ki. Bir dakika ben öyle bir dakika. Abi bu iddia. Bir dakika. Bu iddia. Tabii iddia canım. İddia. Bu bana gelen bir iddia. Bu bana geliyor her yerden. Bana gelen şöyle bir şey var. Ki Yunus Teber bununla ilgili bir gazetede açıklama yaptı. Yok öyle bir şey. Tamam, ama bana şöyle bir şey geliyor. Yunus Teber Sassu seçimlerinde Akgün Altı kazanmasına müdahale oluyor. Bana böyle bir iddia geliyor.
Yunus, bir dakika, Yunus Tever de bunu bir gazete dedi ki ben Sas Sosyal'e müdahil olmuyorum dedi. Tamam. Ama bana böyle bir bana devamlı her yerden geliyor bu böyle. Keşke bunları ticaret borsası için de konuşsak. Neden biliyor musunuz? Ya abi bu ticaret borsası haklı neler etsinler de ya bir türlü şehirle bir bütünleşemedi. O şey ya bütünleşmek çok daha ayrı bir kavram. Bir yerin ticaret borsası gibi yani adının önünde Sakarya yokmuş gibi ya Dünya Fındık Haftası Sakarya'da kutlandı tebrik ederim buraya getirdiler ya ne yaptık orayla ilgili iki yürüyüş iki program lisansı depoculuk henüz daha bitmemiş bitmeden açtık falan filan yani ticaret borsasının çok acilen bir marka değerini arttırmaya ihtiyacı var ticaret borsasının acilen ne yaptığını göstermeye ihtiyacı var biz Sasso'nun ne yaptığını biliyoruz şehirde bir OSB açılacağı zaman kimya OSB'ye karşı Sasso'nun belki hiçbir yaptırım gücü yok var mı Sasso'nun yaptırım gücü? En fazla gündem oluşturabilir. Akgün Altuğ çıkıyor bir açıklama yapıyor. Ya ticaret borsasının şehirle ilgili en son neyini gördük? Bak bu, sadece bunda değil Adem Sarı'yı eleştirmiyorum. Cevdet Mete'de de böyleydi. Bir önceki isim hatırlayamıyorum. Onda da öyleydi. Ben Satso'nun son 5 başkanını sayarım. Ölmüşlere gitme. Ölmüşler. Tamam. İşte onu diyorum. Ama ticaret borsasında Cevdet Mete'nin ötesini hatırlayamıyorum. Allah rahmet eylesin. Onun için ticaret borsasının kim kazanırsa kazansın. Ki mevcut yönetim bunu yapamadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Ticaret borsasının markalaşması, şehre bir şehir vermesi lazım. Tek başına olmaz orada öyle. Evet. Hüseyin sen toparla son sözlerin. Ya ticaret borsasıyla ilgili şey yaparsak Adem Sarı yani şöyle çıkmadı o çevre yolunda benim evin ilerisinde bir yerleri var borsa. Yani oraya girdi oradan çıkmadı. Şehre karışmadı. Yani bu bir realite yani. Bunu görüyoruz yani. Anlatabiliyor muyum? Yani Sefa doğru diyor. Sasso'ya bakıyorsun. Sasso seçimleri niye bu kadar çatırtılı? Sasso bir yere geldi. Ciddi bir yerde. Yani Akgün Altuğ'u, Mahmut Kösemusul'u, emeğe geçen herkesi kutlarım. Yani hepsi emek verdiler buna, tamam mı? Ama baktığımız zaman, yani ben çok geriye gitmiyorum. Adem Sarı'yı tanırım ben. Tanırım Adem Sarı'yı. Ama Adem Sarı yani şöyle etkin, yani sivil toplum örgütlerinin böyle vermiş olduğu kentte bazı şeyler var. Ben bazen anlatırım. Şimdi muhasebe bürosu bir başkanım vardı. Rahmetli Halil Kocacık. Ya onun yerini mesela dolduramadılar masada. O oğlu var. Ertuğrul Kocacık da onun yerini dolduramadı. Arkadaşlar toparlıyoruz. Ben bunu söyleyince şişiyorlar. Şişme kardeşim. Şimdi Ertuğrul Kocacık'ın yerini dolduramadı. Adam sivil toplum örgütü başkanıydı. O deprem zamanı neler yapardı Halil Kocacık. Ondan sonra genelde bunu dolduramadı. Gel şimdi konuya ticaret borsasına. Ve ticaret borsası bu kentte ne yazık ki yani beklenen randımanı vermiyor. Beklenen şeyleri zamanda refleksleri tarım gösteremiyor. Tarım şehri olan Sakarya'da yetersiz kaldı. Bu nedenle konuyor başkandan. Ben şimdi bunu eleştirdiğim zaman kızıyorlar. Ya bunların basın kuruluşları bile bize gelip gitmiyor ki. Şimdi cumalı konudan konuya çok dağılıyor da. Ben şimdi sana bir gazeteci olarak bir soru soruyorum. Hepimiz burada gazetecisiniz. Sana hangi belediyenin basın bürosu, hangi bu sivil toplum örgütlerinin kaç kişi geliyor, kaç kişi kapını çalıyor? 3 ayda bir, merhaba nasılsınız, iyi misiniz, ne yapıyorsunuz deyip gidiyor. Halini hatırı soran var mı? Bunlara böyle bir şey dedim mi? Bunlar yanlış anlıyorum, böyle bir şey yok. Erenler Bey'e bir Uğurkan diye çocuk var. Arada bir gelir, abi nasılsın, iyi misin der. 5 dakika uğrar gider. Bunların basın büroları bile gelip gitmiyor ki. Genel olarak konuşuyorum. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ticaret borsası bu kentin evet çok önemli bir yeridir. Bu fındık borsası, neydi fındık neydi onun adı? Lisanslı depoculuk. Lisanslı depoculuk aklıma gelmedi. O çok önemli. Bak o konuda onları tebrik ederim ama lisans depoculukla bu iş bitmez. Daha aktif olması lazım ticaret borsasının ve Adem Sarı'nın bu kadar rahat olduğunu düşünmüyorum ben. İleriki programlarda konuşuruz. Şey abi bak özellikle şeyin ticaret borsasının sitesinde bu ayki haber bültenleri diye bir haber var. 7-8 aydır gidiyorum. Her 3-4 tane haber geçmişler. Sasso Meclisi her ayın son çarşambası yapılır biliriz. Ya en son ticaret borsasının meclis toplantısı ne zaman gündem oldu evet. Ya? Ya abi bu önemli bir konu. Yani abi niye ölüyorsun? Onu konuşuyoruz arkadaşlar. Onun basına çıkamıyoruz. Korkunç bir şey. Yani şehrin ticaret borsası, tarımın ve merkezinin attığı bu kadar güçsüz ve vizyonsuz olmamalı ya. Abi 10 dakika var daha ya. Olsun çıkıyoruz. Reklamlar var. Çıkacağız. 12'den haberlere gireceğiz. Çıkıyoruz. Yeter. Ali Bektaş buradan bana yazı yazmış. Ne diyor? Sana yazıklar olsun. Niye? Gömdük yolu. Gömmek değil ki ben Ali Bey'i Ali Bey 5 dönemdir... Niye bu kentte Ali Bektaş eleştirilemez mi? Soru soruyorum evet. Ya. Eleştirilebilir de haklı yerden eleştirilir. Niye adam seçildi diye eleştirilir mi ya? Efendim bana bir dakika ver ya. Bu hafta... Abi şova döndürmeden kapat be. Hadi işimiz bizimiz. Yarın çalışacağız. Cumhurbaşkanı geliyor. Efendim biz bu hafta yine gündemi değerlendirdik. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımız...
Sakarya teşrif edecekler ve saat 17'de kent meydanında, daha doğrusu adını tam olarak söyleyelim. Sakarya Demokrasi Meydanı. Evet, eski kent meydanı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Sakaryalı seslenecek saat 17'de. 18'de de Sadvan Spor Salonu'nda gençlerle bir araya gelip orada da gençlerle Z kuşağıyla sohbet edecek. Bu da Türkiye'de ilk defa bir yapılan bir etkinlik, kampanya çerçevesinde gerçekleşecek. Ve biz bunları TV164'ten canlı olarak yayınlayacağız. Efendim bizden bu akşamlık ve bu haftalık bu kadar. Haftaya güzel gündemlerle, Hüseyin Cuma'nın tabiriyle de Sakarya için gerçekleşen gündemlerle görüşmek dileğiyle. İyi geceler. Takılmış oraya bak.